White Ne kadınlara şimdi de saygımız. cinsiyetçiliğe mi başladık amına? Allah. Efecan, katli senin. İz benim hadi. Aldık çıktık mı diyorsun? Kaçıralım mı amına? Aldık çıktık mı Direkt diyorsun? kucakla götürelim. Oğlum katli Osman'ın maneti, ona şey E yapamam ben. olsun. Olsun ama ne olacak? Olmaz oğlum, olmaz be. Anlıyız. Alexa, Olmaz değil, ya. çok normal. Burada yatak Buldunuz mu halkaydı. Ya, Neye? her şeyi içtiği Neyi? geçmiyor Buldunuz ya. mu Siz kadını? Hastane önünde Yok. duruyorsunuz. Burada her türlü şey olur. Burada veren de Doktor, getir olursun. şu öksürüğü ya. Burada veren de Canım olur anne. adam, veren de. Ne olur? Her şey Bilmiyor olursun kadın. burada Sizi yani, genel olarak terletelim diyorum. be. O terli atarsınız hastalığı. Terlemekten hastalık atılıyor mu amına? Nasıl terli? Tabii Al canım. bakalım Bir sen iğne bunu. yapalım sana hemen. Nasıl Açılın, ben doktorum. terleyebilirim? Sana diploma ver oğlum, ben anlarım. Nasıl terleyebilirim? Bir terliğe ilgi alır ne ya? Sen nasıl doktorsun? Bir saniye. Alo. Katya Hanım, nasıl Alo. terleyebilirim? Cevabını Bir verdin. saniye geliyorum. Alo. Alo. Böyle bir Efendim, ne hastane haber? olabilir mi? Tıp bu kadar Telefonu ilerledim ya Katya Hanım. hastadan önemli. Nasılsınız diyorum. Olmaz. Al bakalım sen bunu. İyi Nerede bu artık. şey? Eğer Neydi? pastille öksürük Yok geçiyorsa yok adam yok. değilim. Terlemesi Terletir. lazım diyor ya Katya Diyorlar Hoca. muhatap Terletir. olan Terletir. kişi. Ya işte yok, kaçtı kaçtı. Of ya. Yok Katya ya benim terletir. var Ben var bir. tıbbi olarak Yok yok kaldedeyim bende var de. var. Başka Var var pasitil var mı? var. Var var var. Bende var. Bir şeyler var. Bir şey diyeyim mi? Pastille öksürük geçiyorsa beni de neyse. Yok, O geçmiyor. çok Ama en azından kalabalık. tıbbi bir şey sunuyorum sana. Terle demiyorum. Terlemek tıbbi değil mi ya? Yazıyor. Dedim çünkü. Doktor doktoru şey mi yapıyor burada? Nasıl yani? Ne Cisim atıyor oldu? yani Tabii bende. Bence gayet tıbbi terlemek yani. Tamam. Terleyin Terleyebilirsiniz tıbbi bir şekilde arkadaşlar. Nasıl Diplomayı olduğuna Peki ama bizim oralardan nasıl almışsınız terleyeceğim ya. onu Diplomayı Türkiye'den mi söylesenize. aldınız? Katya hocam Hanımefendi, söylesin. terlemenin iki yöntemi var. Birinci yöntemi hepimiz biliyoruz. İkinci yöntemde yatacaksınız. Üstünüze Tamam. battaniye, battaniye, cart curt ne varsa. Soğuk Öyle mi algınlığına terleyeceğim? karşı bir ilaç. Efecan şeyi Ya unuttun Efecan. flu Bir ilaç. de Okey taylot tamam. içeceksin. Taylot. Anladın mı? Taylot mu? taylot viski. Mikropların dışarı atılmasını sağlayacak en hızlı yollardan birisidir. Ne? 225 Taylot ve viski. sayfa Onunla bu pil Ya da baksanız bir kalmış konyak. var ya hani Şu şöyle Ayşe şöyle kız yok mu karşısından ya? gelen bir yol var. Şimdi Katya Hanım, bilmiyorum siz diplomayı Sen nereden oradan aldınız ama benim bildiğim kadarından da sadece su Sen de içeceksin yani. pinkeyi Deli gibi su içersen hastalığı atarsın. Sen o yoldan Zaten çıkıyorsun. su, ilaç, meyve. Su, Yok. bakın Hepsini ben denedim ya. size net Hepsini söylüyorum. denedim ya. Arkadaşlar beni dinleyin. Çavuş Wolf. Bir tane viski Ben kadehi. şu her gün M4'te Bir tane Tamam. 35'lik Şivas, 12 yıl olur. Viski Tamam. kadehin Yok böyle tamam peki tek siz dolduruyorsunuz viskiyi. Bir adet taylot. Taylotu Sonuçta bir viskinin içerisine atıyorsunuz. Tamam. Çok az böyle çok az bir Red Bull damlatabilirsiniz. Ardından Augmentin, bildiniz mi o fitil gibi olan büyük. Evet. Bildim bildim Antibiyotik. evet. Antibiyotik. Tamam. Antibiyotiği ağzınıza koyup taylotlu viskiyi tekte şat Abartmayın. atıyorsunuz. Sizi iyileştirmez, Eğer öldürür. bak eğer 45 dakika içerisinde hastalık kalırsa orospu çocuğuyum. Ya biz kalırsak sıkıntı yok. Merak etmeyin. Eğer bu olmazsa gelin ben sizi terleteyim. Tamam, Kalp, deneyeceğim kalp bunu. Epecan, Epecan kalp. Kalp ben yapamıyorum ama bükersem kalp olur diye düşünüyorum. Ya. O ne demek? Ya Yok adam kalp bir adam. şey yapıyor. Eyvah. Vallahi beceremiyorum elimle öyle yapmayı ya. Ben de Ya kalp kalp kalp. işte. Fecan sanki ben değil. Sen Kalp 6 aydır yapıyorum, ne dağdasın. yapıyorum? Paris Fashion Week oldu burası bir Evet anda. yani bu kadar yani. Evet. Hüseyin Bey ya. Gerçekten Efendim? insan bir gelir gider, siz ne yaptınız Bir de şeyi var onun, Bir daha şeyi sana. var. Bir daha kalp İşte sana. ben de onu diyorum. Gelip gelemiyorum 6 aydır. Yaşar var Bey öyle. şey yapalım Atan mı kalp yani? var bir de. O kalp değil Ayhan Bey ama sağ olun. olsun. Ayhan Bey yok. O atan Ayhan Bey'in kalp nerede değil. olduğunu bilmiyorum yani. Ayhan Bey yok artık yani. Ben de 6 aydır yokum o yüzden. Çok iyi, Nexa. çok iyi. Of. Ayağım kaydı, ayağım kaydı. Merdivenler ıslakmış, ıslakmış. Ben çıkıyorum. Nereye? Yapayım, Oha. dolanayım biraz. Nereye? Gel gidelim beraber. Özür dilerim. Dışarıda pek bir şey Sıkıntı. yok ama yine de gidelim dersen gidelim. Benim Öyle orada işte. Tam araba var. olarak Beyaz ne araba var arıyorsun? hanımlar. Bak benim orada araba var. Tam olarak Gezebiliriz ne yani ondan yana. arıyorum? Gel bir konuşalım. Ne Bu gülüyorsun arada lan? benim arabada viski, Augmentin ve Taylot var. Bu karışımı size yapabilirim. Onu ben sonra halledeyim ya. Şimdi al İyi, siz şey gidince, eve bilirsiniz. gidince içeyim ben onu. Siz bilirsiniz.
Tabii yani. Dinlenin evde biraz da. Geyikle mi halletti? Tabii dinleneceğim evde. Bunu içtikten sonra zaten dinlenesiniz gelmiyor. Hemen böyle dışarı çıkarsınız geliyor. Bir anda toparlar. Süper tarif. Çok az varsa yani? Sıvı Red Bull yerine sıvı pre-workout kullanabilirsiniz varsa. Yok tamam. Onu yapmayın. Tamam. Çok az yani bulursanız pre-workout. Azdan kastınız ne kadar yani? Bir şat bardağı mesela. Aynen. Yok bir şat bardağı. Red Bull yoksa sıvı pre-workout kullanabilirsiniz. Tamam. Hero Mega olursa iyi olur. Tamam halledeceğim ben. Arkasına biraz çikolata. Üstüne fındık ezmesi dökümünü amına koyayım. Şekersiz ama. Şekersiz. Biraz da leblebi bir pilav var mı aynen. Ya burada? Ben başka bir şey yiyemiyorum da bu sırada. Tavuk pilav mı ya? Tavuk pilav oğlum, tavuk pilav. Başka bir şey yok, yemiyoruz. Amına koyayım. Kapkara sıçarsan onu yersen. Onun galiba kapkara sıçması için onu yemesi gerekiyor. Ananı sikerim. İyi günler, ben kaçayım o zaman. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim, tarif bir şey olsun. Görüşürüz. Yaşar abi gülme sikçe bana. Kaçın Lucas canım, kaçın. Öyle işte. Of. Of. Ananı sikerim ben gidiyorum. Nasıl olsanız bari yaşanız zor. Hadi gidelim buralardan. Nasılsın? Sana ne git ya. Bana bak. Burayı taramam an meselesi. Yap. Aynen. Nasıl tarayacağım söylemeyeyim. Tarayacağım. Zanılmaz. Siz ne diyorsunuz? Evet bence de söyleme. İlerle. İzi kalır yani. Ama böyle şakalar. Hiç cehalet kokacağım buradan. Annem canım ne yapıyorsun ya seni çok özledim. Sen ne yapıyorsun? Babam. Ne oluyor? Of. Geçen gün of. İşte yine babamı gördüm. Of. Oğlum annene mi lan orospu çocuğu hadi ben tamam da. Nasıl ya? Sarılmayayım mı bir daha? Sarıl. Canım oğlum. Canım mutlu. Çok sıkıldım ya. Bir kardeş lazım. Burası bir şey yerdeş nerede? Yok. Erdinç öldü. Gömdü konu. Bir kardeş yapsanız mı? Ne? Ben büyüdüm ya biraz o yüzden. Oğlum sen yeter ki iste sana kardeşliği yoldaş yaparım ben amına koyayım. Yapma. Tamamdır o zaman ikiz bekliyorum ben. Bir kız bir erkek. Of. Efecan kaç yaşındaydın? 28. Onur. Genç. Parası da var. Ama he. Şöyle konuşman gerekiyor bu arada. Ya askı falan diye konuşman lazım. Yok onun öyle konuşursan kafana vururum. Louis Vuitton'la tanıştınız mı? Ben tanışmadık. Tanışacağız inşallah. Bana aptal dedi orası bir çocuğu vuracağım. Bana pek de yalan konuşmuş olamaz canım oğlum. Doğru dedim baba şimdi ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki ben? Katya sen kaç yaşındaydın? 33 oldum ben. Onur 5 yaş mis gibi. Tam annelik yaşı bu arada hani. Yok. Çocuk sahibi. 3 de fazla ya. İkiz. Ya. Of. Of taktınız bunu dilime. Ne alaka ya? İyi ya daha takmadık. Gelen giden of deyip duruyor. Şöyle. Tamam konuyu değiştirmeyelim de sen bir halledelim konuyu. Osman'ın manita yalnız. Aman diyeyim öyle değilim. Deme. Ha, değil misin? Oo değiliz. Çok iyi o zaman. Efe canım iyi günler sana. Gel oğlum gel. Deburne gel lan. Abi of. Gel. Abi dur biz bir aileyiz lan. Ananı sikeyim Deburne. Yürü. La oros bu çocuğu anasına niye sövüyorsun? Oğlum anneme sövme annem şurada. Nerede? Babam da arkamda. Nerede lan? Şu. Mavi saçlı ona. Of. Babam da şu siyah saçlı olan. Harbi of yani. Tamam. Anneanneni sikeyim gel işimiz var. Ben
Ya abi dur işte pardon, bir çocuk pardon, yaptırmaya pardon, çalışıyoruz pardon. Zaten ya. Oğlum, oğlum ben... Sen gitsen yapacaklar zaten de sen bir yanda duruyorsun adını. Hayır oğlum. Şimdi bak ben gidiyorum Katya, tamam mı? Önce bir tenis oynayın. Ben gidiyorum şimdi. Kendinize iyi bakın. Eğer olur da Deburne'nin bu hayalini gerçekleştirmek istersen No. Steteskopu neydi lan o? Neydi o? Teleskop muydu? Neydi o amına? Steteskop. O steteskopu sol eline alıp Alaaddin'in lambası gibi 3 kere okşuyorsun, ben buraya beliriyorum, tamam mı, Alaaddin'in cini gibi. Maksat Deburne mutlu olsun yani. Başka hiçbir sebebi yok. Aslan oğlum kendine iyi bak. Bay bay. Öyle de ha. Amına koyayım. Benden iyi mi tanıyorsunuz acaba? Şimdi seneye baktığımda... Selamun aleyküm. 2027'nin 4. ayındayız. Merhaba. Merhaba Efe'den. Merhaba. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben aleykümselam diyecektim de bunlar tanım bilmeyebilir. Beyler siz... Kim? Beyler. Evet evet siz gözlük kullan kapşonla. Adam ben... adamın İngilizcesi çok kötü. Abi niye zikse benziyor ya? Şu aracın sahibi buradaysa çekebilir mi? Kaldırımın önündeki. Ben pardon, merdivenin önündeki. Hangisi siyahlı mı? Diyor ki kendinizi tanıtır mısınız? Şu Aston Martin'e benziyor sanırım. Şeyin, ismim şeyin. Senin mi kardeşim? Benim. Adamım, benim adım Pat. Patrick. Ama Pat diyorlar. Hey! Oh. Aynı dönmüşsün eşek arasına. Gözlükleri nereden aldın? Şöyle gibi almayalım. Yani... Motor memnun oldum, şaka yapıyorum. Anladım. Yok, ben sizi beyefendi, motor kullandığınızı. Tabii ki kesinlikle. Motorcular böyle geziyor galiba, gezmesin söyleyin. Memnun tamam. Oldum. Shane lan neydi? Pat. Pat. Pat çok memnun oldum, saygılar. Necesiniz, ne işten ilgileniyorsun? Memnun oldum. Yok, mesleğiniz ne dur? Beyefendi. Sen bilir misin? Shane bir ilgilenir misin? Efe'den tanıyor musun? Efendi. Burada ne konuşuluyor niye? Ya? Niye? Onun ne olduğuna ya? Herkes bir şey söylüyor. Bir şey konuşulmuyor ya. Ana ne oldu amına? Pelerini mi çıkarttın? Ne oldu sana? Bakma yani sikiyorlar. Mesai'den çıktım. Ya doğru sen da. Bir daha mesaiye girersen o Rus bir evladısın Katya ya. Neden? Öyle içimden geldi. Acayip doktor. Doktor var mı acaba yardımcı yok. Olabilecek acil? Ne doktor? İçeride. Yardımcı olur. Allah'ın varlığının bir kanıtısın. Efecan. Çünkü sen kendi kendine böyle olmuş olamazsın. Yok canım, ne alakası var? Ha, kendi kendine oldum diyorsun. Dikte koşuyorsun. Dini farklılıklar. Nasıl yani? Ateist misin? Atsana beni. Yok. Nesin? Hristiyan. Tamam, aynı şey. Ateist farklı. Aynı şey. Değil. Nasıl yani? Bunu açıklamak ister misin bana? Geçen gelen... Bir saniye. $30,000 kazanmıştım. Komik mi ya? Dini bilgilenmek istiyorum. Dur bir dakika. Google'dan bakıyordum. En son yayınlanan video için mi ben? Abi zaten bir tane yayınlanmıştı benim. Ne sordun? Bir efsane Milan kadrosu. Futbol izlemiyorum. Tamam, bu ben bana ateist olmadığını kanıtla. Nasıl kanıtlayayım bunu ya? Çıkar üstündekileri. Burada mı? Of. Of. Ne zavallı geleyim. Çözdük. Kapattık borcuyu. Benim ben annenin amına koyayım. Lütfen bir çocuk yapar mısınız? Gerçekten çocuğuymuşum. Nasıl ya? Nasıl? Kimi? Anlatacağım.
Anlatacağım. Medium'da her şey öğrenecek. Biliyorum ya. Ben Turbo'yu fullledim. Ben full aldım bu arada. Niye vuruyor? Kimden? Wilson'dan çekiyor. Bir açıkla ya. Niye vuruyor? Neden? Neden? Senin Allah'ın var mı? Niye soruyorsun? Soruyorum. Allah'ın var mı? Var. Yalan konuşma. Var. Ne göster. Oldu? Neyi göstereyim? Allah'ını. Öyle dayağı yersin. Ben Allahsızları dövüyorum. Döv. Bundan sonra hep döv, döv. Öyle. Ay Allahsız. Kim olduğunu? Ya. Nasıl yani anlamadım. Söylemiştin ya abi. Oğlum. Nasıl yani? Allahsızları dövüyorum. Ne var bunda amına? Saygı duymuyorum Allahsızları. Kalacağız doğru söylüyorsun. Aynen aynı. Göster derken kanıtla. Ya amına koyayım chat of ya. İyi misin? Böyle hayat mı olur? Valla çakacağım F8 Squid'i şimdi amına. Neden? Niye kötümsersin şu an? Sıra bakalım. Çünkü yani önündeki manzaraya bak. Celesun'u görüyorum. Niye? Celesun. Bugün de bir şey. Bana bir döner misin? Ne oldu? Hangi ben kanal? Şu üçlünün yanına gidiyorum. Hı? Ya geleceğim. Hangi ben. Kanal? Hiçbir kanal. Channel yazmışsın önüne. Bunun ikinci söyleyişin. Tamam, ikinci kez cevap alamadım demek ki. Ben de cevap veremiyorum çünkü cevap yok. Of ya. Neyse ben kaçtım, görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'ın da yok da. Sen de bir estetisyene mi estetisyene gir. Seni böyle seven Alper'in de anasını sikeyim. İzlediğim son video olacak zaten. Birazdan Wolf yani? Tarafından kıstırılacak da. Selamun aleyküm. Merhaba. Kendisi bir yanda sen istersen. Merhaba. Selamun aleyküm. Merhaba. Selamun aleyküm. Merhaba. Aleyküm selam desene lan. O ne? Sen de. O desene. Nedir ki? Oğlum aleyküm selam desene. Aleyküm selam. Aferin, artık Müslümansın. Nasıl yani? Baya. Abi Clark, son gülüşlerin. Oğlum yapma artık, bak üstüme gel. Yapma. Tava kafanın içe. Tava kafanın içerisinde. Aynen, aşağıda bekledi. Yukarıda ağzına bir tane yumruk attı. Ondan sonra aşağıda bekledi. Bekliyoruz. Şu an Wolf bunu sokacak diye hesaplıyor. Sen bence silahını Rosette'in ufaktan savcı beye ver. Niye savcıya veriyorum? Bana ver silahı, Rosette ona verirsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aman abim ya. İstersen olayı bu arkadaşına tanıtın. Arkadaşlar cenazeme gelmeyin. Cenazemde kimse istemiyor. Nasıl lan? Cenazesi? Cenaze olmuyor ki o zaman, olur mu? Gömü oluyorsun amına. Tamam olsun, gömü olalım. Yapacak bir şey kalmıyor. Mezar taşına ne yazsın? Ne mezar taşına peki? Ne yazsınlar biliyor musunuz? Tom'u istiyordu garip. Dur ya da yazmayayım. Severdi yazdım. İçiyorsun. Evet beyler, saat 11.11. Sizi seviyorum. 11.12. Seni sevmiyorum ama ne koyayım o zaman. Allah Allah ya. 2 dakika romantik. Hayatında hiç kimseden duymadığın şeyleri burada sana söylüyorum. Ben gidiyorum ya. Kusura bakmayın, diğer tarafa gideceğim. Küs gitme yerinde. İşte olur. Duymamış ki nereden. Sen niye ölüyorsun? Kim ölüyor? Ver emaneti ver bari. Teyzir meyzi ver, atarız arkadaşlarım. Yok, Çavuş Wolf'u biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Ya, neyse. Birimlerden birinin şefi. Trafik biriminin. Ben bu kişiye, Çavuş'a çok güzel bir kaza yaşattım. Geçmiş olsun. Normal. Mezar taşına pitlerin efendisi yazsın. Ya şöyle. Şimdi bir de akademi öğrencisi olduğum için. Evet. Bunun sonucunda bir de bir üst mertebeye ulaştığımda şefin yani Çavuş'un birimine girmek istiyordum. Artık o da hayal oldu. Büyük ihtimal birazdan da gelip beni burada mezarın dibine de sokacak. Onu bekliyorum. Gelsin, yaptım be. Gelsin belki ben burada onu ölecek. Mermi manyağı yapmazsam götüm. Yok yok, ben polisim şu anda, onu demeyin. Demeyin onu. Bana koyayım. Ama küs işte. Tamam. Hakkımı helal ediyorum sana. Teşekkür ederim. Ne ajitasyon yaptın be. Sende niye silah var lan amına koyayım? Sen de polissin. Ben polis değilim. Niye polis olayım ya? Ben... Niye silahın var? Weasel Nips. Haberle ne alakası var oğlum silahın? Efendim? Yani oranın başı olduğum için
Yaramın başı. Ben. Beni hastane de bari bir yere de alın da ben de bir silah ruhsatı alayım. Sizin çavuşa pit mi atmış, rem mi atmış? Tabii. Ne? Senin onun öngene bir şey vardı. Yapıyor. Güvenlik şirketi falan ne oldu? Var evet. Bana niye ruhsat tamam, vermiyorlar? Güvenlik şirketim evet, var. Evet. Başvur. Dahan tümden gelen. Dahan götten veren. Yaşar'ın tabancayı alayım. Selamun aleyküm. Garen kim? Testin bir imkanı var mı? Tabii vereyim anahtarı da durumu şakir değil. Arkaya Garen yazdırmış aman o gün. Kimin Garesi? Pet sakın yürüme. Tutun tutun. Çok iyi tutayım. Hanımefendi pastiliği geldi mi? Yürüme yürüme. Biraz iyi geldi bir dahakine vitesi şey boşta biraz bırakmayın. Vitesi atın ki araba kaymasın. Tamam tamam. Yere düştü alın anahtarları alayım. Siz anahtarı. Çok hanımefendi bir şey sorabilir miyim? Yapayım. Cahilliğime verir misiniz? Bu eteğe bir isim veriliyor ama ne olduğunu şu an aklıma getiremiyorum. Ne acaba? Bu eteğe bir isim pileli etek yani. Aman diyeyim. Hasta adam herhalde olan geçer. Pileli etek yani. Lise eteği. Ne yani? Anlamadım. Kalem etek. Yok kalem etek saran oluyor. Kalem bu mu amına koyayım? Saral falan bize göre değil. Biz gidelim. Haydi Yaşar. Ne dedi? Yaşar uzaklaşmamız lazım ortamdan. Saran dedi. Daha kötü. Teşekkür ederim. Hayır saran şey derken mi? Yani beyefendi dümdüz inen yani bacaklarınıza doğru. Ne oluyor? Kusura bakmayın. 6 aydır mağarada yaşıyordu. Şimdi doğru değil bu arada. Kalem etek dedi ya ama bacakları saray ya. Ben bunu bırakayım. Alınacağım bunu. Yaşar Bey. Benimle niye dalga geçiyorsunuz? Ne dalgası? Ama dalga sizinle... denizde olur ya. Şey dalga ama dalga sizinle... dalga 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 dalga. Buradan bu amına koyayım. Her geçen araba senin arabaya vuruyor. Sen ne yaptın amına koyayım? Ne bileyim ya. Yıkanmadan mı çıktım bugün nedir ya? Ha bak biri yatay yerde. Oğlum çekmesi yatırın ağını kazıyın yerden. Baktınız mı? Evet evet bir bakabilir misiniz acaba? Oğlum efendim otelsiz ne? KGT demişsiniz. Eskiden babaannemde vardı o telefondan. Hatırladım. Onu bir yerde daha çıkarma amına. Mitajani gibi. Ya öyleyse. Sen ne yaparsın? Oğlum biz de motor mu alsak Yaşar ya? Baba ben motor bilemem. Hay ananı ya. Sikeyim herkes arabaya vuruyor ya. Sana ananı sikeyim onu ne yaptı oğlum kırmızı arabayı? Gel de şunu şuraya çekelim amına. Ben de mi geleyim yani? Gel ne oldu oğlum 2 dakika benden adım atsan ne olur yani amına? Tamamdır tamamdır. Düzenle atayım ben ona. Dalga 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 dalga. Tamam hadi. Dalgalanıyor. Var mı öyle bir şey? Yok yok. Lan 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 lan. Birinin bir kafa atarım 4 kişi düşer. Haberiniz olsun. Bowling gibi düştük hani. Yaşar gel gidelim. Paslaşırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, kendine iyi bak birader. Pardon. Pardonlar. Skalya. Eşekler sualdi. Eşekler sualdi. Benim karnım acılandı ya. Nasıl ya? Gel şu içeriden bir şeyler alalım sana. Altı aydır et yiyoruz Recep'le beraber. Umarım birinizin annesini yemiyorsunuz. Nerede var ya? Tutturmuş diye ben diye sikeceğim damız. Hanımefendi kafeterya var mı? Gel bir üst kata bak. Yok mu? Bak burada yazıyor kafeterya. He üst katta mı? Üst katta herhalde gel bakalım Yaşar. Şuradan bir üst çıkmayalım kata kadın doğuma ona göre.
Ey gidi Boztepe kadın doğum ya. Numune. Bildin mi? Birinci kata gidelim bakalım. Sanırım burada yok Yaşar. Aha. Gel lan Yaşar gel. Otomat var burada. Neredesin ara? Birinci kattayım. Yaşar! Lan neredesin? Alo. Alo. Birinci kata gel, birinci kata. Tamam. Tamam. Görüşürük. Bakalım gelecek mi? Ne 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 Onun kit, onun tuşu biraz içeri kaçtığı için o sıkıntı yaşıyor 6 aydır. Ya Yaşar hadi amına koyayım ya. Diş kat. Yaşar. O babanın yanına amına koyayım Yaşar. Haydi bakayım bastım tuşa çıkıyoruz. Gel Yaşar bak burada otomat var. 45 dakika sana yemek bulmak için uğraşır mı bir insan ya? Bak burada otomatlar var. Tuşları karıştırdım ya. İnmişim altına. Al oradan otomattan da ye. Amına koduğum otomat. Tamam gel ben seni burgerciye götüreyim Yaşar gel. Hala otomata vuruyor da. Gidelim buradan gidelim. Amına koyayım. Otomat arızalı herhalde. Biraz geç fark ettik ama olsun. Tezgah lan bu. Ben arabayı da kilitlemedim ya. Orada bir sıkıntı yaşanmışsa. Hiçbir şey olmaz da. Gerçi o tabancadan ben adam vurmuştum. Katilsin ya Yaşar. Ana bu niye Celasun'dan Celestine Suarez'e geçmiş? Yüz vermeyince herhalde. Abi şehirde ne var ne yok? Bir sürü yok değil mi? Yaşar, yok ya aynı bıraktığın gibi. Ha İrlandalılar kimmiş amına koyayım ya? İki tane sikim başlı. Alper'in manetayı yine biri kaldırıyor önünde. Yani motorla yani yanlış anlama Yaşa. Ha Alper'in maneta mı? Ama bu gariye ben vermişim bir tane şey. Dosya dedim o ki adam ben dedim şikayetçi mi? Kızımı ağlattım bu niye? Avukat mı? Avukat değil ya. Sızma bu gari. Yok ya ben geçen onu aradım dedim böyle böyle bir işim var. İnşallah çözersiniz dedi ama. Al işte. Doktor ayrı, avukat ayrı. Amına koyayım. Doktora diyoruz nasıl iyileşeceğiz? Diyor ki terle. Yok ya. Terle mi? Babaannemi arayıp sorsaydım aynısını söylerdi. Yemin ediyorum sana. Doktor olacak bir de. Hamburger ye de kendine gel Yaşar'ım. Ya burayı kim işletiyor? Bizimkiler mi? Ha, en son sizinkiler işletiyordu. Ya Bünyamin. Yok amına koyayım. Değişmiş. Kovmuşlar Bünyamin'i. Ne diyorsun ya? Gözün kör olsun Bünyamin. Aa bu meta bu arada. Kalp 275 dolar burger. Durduran. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yaşar içeceğiz. Yiyeceğiz. Doyulduk. Ben var ya nasıl bir tane almışım zaten. Su yok. Sen halledersin. Kola yok. Bizimkiler bok mu içeceğiz? Ya. Limonata içelim iki tane bari.
Kaç kişi onlar orada? 2, 3. Sağ ol koçum. Kolay gelsin. Sağ ol. 4 tane manita, 8 tane limonata, hatta 5 mani 5 manita, 8 limonata. Oha amına. Oha amına bu. Çıkmaz mı o kadar? Oha amına. Uzatsın golünü, golünü de yiyin amına. Beyefendi siz kimsiniz? Ben Dean. Dean burayı kim işletti? Burayı Santolar. Bak ben sana dedim bizimkiler amına koyan burger sataydı 500'den. Sattılar mı? Emir alamadı buraya geri ya. Vay amına koyduğum malı. Ya. İyi gidi Emir. Emir. Azoros müşahidiydin. Sizin isminiz neydi? Benim adım sadece ölüler bilir. Sadece ölüler bilir. Evet. Ben adımı vermiyorum yani. Ben. Öğrenmeye niyetli değilim ben o zaman. Teşekkürler, saygılar. Siz isminiz neydi bir daha söyleyin. Bunun da şehirde ölümden benim korkan biriyle karşılaştım. Aha. Doğru, çok doğru. Gerçekten öyle. Adın ne neydi senin o? Bakayım yakışıklı. Dean, Dean. Heh, Dean. Ama ne diye? Ne diye? Leo. Leo, tamam haydi bakayım. Hadi gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Helal olsun uşaklar, korkayım bana bu. Bak tebrik etti babana bir. Başım diye çıkar beni yani. Alnımı çatından vurmuştum. Sen bana nasıl ismimi sorarsın ha? Közlerime bak deyip. Magazin XD Los Santos diyor. Ato Balgan'a sol camdan. Celasun adlı kullanıcı nereye kayboldu? Kullanıcı adını mı değiştirdi? Neler oluyor? Los Santos'ta dengeler mi değişiyor? Celestina Suarez açıklama bekliyoruz. Neler oluyor? Bomba haberler birkaç gün hesabımızda. Şok detaylarla karşınızdayız. Celasun kim lan? Kimdir? Bakın ben orada bir yan... Ona mı yanılacaksın? Hayır hayır arayacağım. Benim ne sıkıntısım var bakacağım soracağım. Bak boş gezmiyorum ha. Karımarı beni affetme. Bizim bir arkadaş selam var. Aleyküm. O da aynı ben gibi. Karıları dıydı. Vırıydı. Selam aleyküm. Selam merhaba ne oldu? Sen ha benimle bir sıkıntın mı var? Hayırdır? Seninle bir sıkıntım yok. Bir sıkıntım olması gerekiyor. Öyle yanımızdan geçiyorsun, selam vermiyorsun, bilmem. Bir şeyler, bir şeyler. Hayırdır yani? Aa, öyle mi olmuş? Hayırdır, soruyoruz. Var mı? Bir problemin varsa yok, yok, söyle. Yok, problemim yok. İyi bakalım. İyi bakalım, ne problemim olabilir de? Sen ne düşündün de? Aklını de alırız onun, gece yatak odalarına gireriz. Aklını alırım ha, gece yatak odalarına gireriz. Kabusu da oluruz. Gidersin. Gidiyorsun ya şaramına koyayım ya. Kabusu oluruz ama. Kabusun olurum. Öyle mi? Öyle mi Yaşar? Aa. Evet. Harbi sen beni kimse beni alamaz. Yani oldu hatta bu akşam da ölürüm. Koşuyorum, peşinde koşuyorum bu falan. Bu akşam da ölürüm mi? Kimse beni tutamaz. Ha, öyle. Tabii. Yok hatta ben senin peşinde falan koşuyorum. Senin için böyle senin cosplay'ini falan yapıyorum. Senin için bayağı bir şeyler için uğraşıyorum. Bilmiyor muydun sen? Hatta ben sana deliler gibi aşığım falan. Konuşayım mı sana? Ananı sikeyim ne diyor ya? Demediler mi sana hiçbir şey? Nasıl yani? Aa, çok üzüldüm. Sana hiçbir şey dememişler demek. Kim ne diyecekti ya? Allah Allah. Başkasının bir şey mi demesi lazım bana? Senin ağzın yok mu? Ya ağzım var ki söylüyorum işte şu an. Ben senin götünde peşinde koşuyorum yani seninle birlikte ölmek için. Neyse görüşürüz. Yaşar. Sıkarım yemin ediyorum havaya sıkar. Amını sıkarım buranın. Amına koyayım. Şimo gara. Ben ne bileyim oğlum kız bana aşık benden hoşlanıyor amına koyayım ya. Baba diyeceksin ki ona. Ne sevdaları yaşadık sebebini bilmeden. Anlasana arafil boyu tükeniyoruz ince de. Oğlum cevap veremedim lan.
Efecan durgun olarak ilk defa kitlendim amına koyayım ben. Karıya mı? Hayır lan amına koyayım de yani. Ha, ha söze mi? Kız üzülmüş, bayağı üzülmüş. Dur yazayım ya tweet'i. Söyle bir daha. Ne sevdalar yaşadık sebebini bilmeden. Amına koyayım ben sürmeneliyim, bu sözü ben nereden biliyorum? Evet. Anlasana arafil boyu. Yazdın mı? Ne sevdalar yaşadık sebebini bilmeden. Anlasana arafil boyu, tükeniyoruz inceden. Yazdım. Ben ne yapacağım şimdi oğlum? Ben bu kızın suratına nasıl bakacağım amına koyayım? Amına koyayım. Suratına sıçmamışsın ya. Karı sana aşıkmış. Cevap vermemişsin. Tamam bitti. Anasını sikmedin ya. Gidip cevap veriyorsun yani. Git al karıyı. Gez biraz. Çıkın dağın yamacına. Yani Efecan öpersin onu. Koklarsın arabada. Oğlum ben kulağı ne? Sevmediğim birine dokunamam ben kardeşim. E tamam dokunamaysan o zaman parası var mı? Karıyı kullan. Ben mesela benim karıyı Mimi'yi öyle yaptım. Yıllarca yedim. Benim donumu bile mimaliydi yani. Ne sen de öyle ya? Yap. Tabii canım. Yani ne yapabiliyorsun ki sevmeyen karıyı? Yani sana niye dert oldu ki o zaman amına koyayım? Bana dert olmadı oğlum. Kız bayağı telefonda yardırdı amına koyayım ya. Keşke hoparlöre verseydim. Ne diyeyim tam olarak? Sen ne yapmak istiyorsun ki sen şimdi? Koşuyorum. Bana ben öyle seviyorum, böyle seviyorum dedi. Bana aşık doktor derler yani. Oğlum benim... Yaşar kapışmak. Oğlum şimdi şöyle. Ben 2026 bir 5 senedir 6 senedir bu davaları kapatmışım Yaşar. Ben yani bunu da her seferinde söyleyen bir insan olarak onun yanında da söylüyorum. Ona da söylüyorlar. Kapatmış bir insan olarak aşk meşk bana göre değil. Yaşarım. Karı da bunu biliyse bence o bunu istiyor yani. Belki de o istiyor. Bilemeyiz şimdi. Ben şimdi buna bir şey diyemem ki. Sen istemiyorsan olmaz. Tek taraflı oldu mu bu da sana yakışmaz. Karıyı mı kandıracaksın yani değil mi? Şey mi acaba, şöyle mi yapmak lazım acaba Yaşar? Sevduğunu alamaysan aldığını seveceksin mu acaba? Yok, o taktik yemez. Yani onu aslında mı, onu yapabiliyorsun onu acaba? Ama karıyı kullanmış oluyorsun yani. Az önce ben sana dedim onu, yok dedin amına koyayım. Ama oğlum burada aldığını seveceksin diye de madde var yani. Sevebilir misin yani? Bunu başarabilecek misin yani? O bir kere önemli. Bunu 6 senede beceremeyen amına koyayım aşım mı becerecek yani? Bir dene istersen ama. Nasıl yani? Yani bence dene. Onu demeyeyim misin? 6 senede böyle bir şey yok bende. Yok. Yani açma ayrım iş o defteri. Kapalı. Kapattık evet. Kendini kara odalara kilitlemişsin yani. Bence bir şans ver ona, ne olacak yani? Yoksa sonun benim gibi 6 ay daha da yaşarsın. Recep'le yaşar nasıl sikiyim? Çok beter durumdayız. Çet eski Efecan yazanlar. Eski Efecan'ın bir tane kız arkadaşı yoktu oğlum amına koyayım. 20 peki tane var. Peki sen beğendin mi kızım? Amına koyayım hiç mi yok böyle? Hani bir hareket olur, bir şey olur, hoşuna gider yani. Hiç mi yok? Ya yok oğlum ben şöyle hiç mi yok değil, hiç bakmadım ki o gözle. Elbet hoşuma giden yanları olur ama hiç bakmadım yani. Bakamadım. Aşk doktoru Yaşar. Yaşar bunu istersen bir fiziksel olarak bir yerde konuşalım. Yani şu arabadan bir inelim. Bana bir bunaltı geldi. Değil mi Yaşar? Konuşalım baba, bana fark etmiyor yani. Bir otoparkın bunlar... çatıya çıkalım, orada sohbet edelim. Bu arabadan bana koyayım. Yolda konuşsaydık daha iyiydi yani. Ben şey yaptım anladın mı? Dedim bana koyayım. Yol kenarında böyle sakso çekecekmiş gibi beni kenarda durmuşuz. Topak daha beter. Bizi bir burada yakalasa biz istiyorsan... neye saklayacağız bana koyayım. Ben farları kapatayım Yaşar, sakso makso diyorsan. Sakallarım batar kardeş. Yok öyle bir şey. Şehri özlemişim amına koyayım yani. Gerçekten şehri özlemişim. Vallahi Yaşar ben de seni özlemişim kardeşim. Vallahi ben de çok özledim de.
Ayhan'ı da özlemişim amına koyayım. Vallahi ben şehre indim, arızanızım. Orada kimse aramaz diye düşünüyordum. Yanlışlıkla da bir tweet atmışım. Onu da silemiyordum biliyor musun? Beceremiyorum o işleri. Daha Yaşar. Şuraya yaslanıp bir sigara yakıp bu mevzuyu tartışacağım seninle. Var mı sigara? Yok. Bende de yok. Bende var. Ben de sigaraya bırakmaya niyetliyim. Al bak ama sakın elektroniğe başlama, tamam mı? Alın. Eyvallah, teşekkür ederim. Bundan ateşini amına koyayım. Bu Kaptan Black mi? Kaptan Black bu. Şimdi. Ya Celef ne amına koyayım, TikTok'a çevirdiniz burayı, saçmalamayın ya. Anlat bakayım bana. Söyleyeceğim şimdi. Vallahi Yaşar, yanlış anlama. Ben genellikle hiçbir kadına karşı, ben ne kadar goy goy yapsam da Yaşar'ım, İşte Katya'ya gitsem, uf Katya öyle indiririm, böyle kaldırırım, öyle duvara vururum, oradan canını alırım. Yok işte Lexus'ı cartı curtu, o bu şu. Ne kadar desem de ben hiç kimseye o gözle bakmıyorum. Ben işin goy goyundayım, yalan yok. Evet, güzel. Aslında yani, kötü bir şey kardeşim bu, amına koyayım. Niye karılara bakmıyorsun ki? Yok oğlum, karılara bakmayırım değil. Karılara bakayım da hani o gözle değil. Ama sana baktığım zaman Yaşar, değişik şeyler hissediyorum. Mümkünatı yok. 6 aydır yokum. Sakal uzamış. Göt kılları oldu kadar. Mümkünatı yok. Abi bereyi çıkarsan gerçekten anlayacaksın her şeyi. Bak şimdi. Anladın mı? Şakasındayım da Yaşar, ben ne yapacağım, ben nasıl bir çıkmazdayım, bana psikolojik destek lazım, ben bu işi nasıl toparlayacağım, ben artık nasıl önüme bakabilirim Yaşar? Bu sorunu çözersek kim olduğunun bir önemi yok. Celasun olur, bilmem Katli olur, Lexa olur, o olur, bu olur, şu olur, ben nasıl önüme bakacağım ya? Yani şimdi senin yapacağın iş çok belli, yani bir süre vakit geçireceksin. Aynı sevduğunu alamayırsan aldığını seveceksin politikasınla. Yani bir süre deneyeceksin. Beraber takıl onunla. Bir gestoz. Anladın mı? Vakit geçirmeden sen bir şey anlayamazsın. Yani bir kere bağ kurmak istiyorsan karılan, kesinlikle vakit geçirmen gerek. Beraber bir evde oturun bakayım. Bir açın bir film izleyin yani. Bir belgesel aç. Ondan sonra çok güzel bir Trabzonspor belgeseli var. At onu izle. Bakayım karı ne tepki verecek. Ay bu ne ya falan derse kalk dersin. Çık amına koydum karı seni, yürü. Anladın mı? Ortak noktalar kesişecek mi? Bak bakayım. Hangi arabalara biniyi? Hangi arabaları seviyi? Anladın mı? Örnek veriyorum abi, beni aldığın bir araba var ya. Al bakayım gariyi, ondan gezdir. Derse ki ay bu araba ne de amını falan filan. Da yürü. Kov onu. Siktir et. Ya parada gözü vardır onun. Anladın mı? Ya da parada yani. Bak bakayım, seni mi seviyi? Yoksa senin durumun belli kardeşim. Paran var, her şeyin var, araban var. Yakışıklı uşaksın da yani. Allah razı olsun. Sen de çok yakışıklısın. Sağ ol, teşekkür ederim biliyorum. Şimdi bak bakayım, seni mi seviyor, paranı mı? Yani bunları bir gör. İnan şehirde 40 tane garı sayarım sana ben. Senin paranı sevecek. Benim de çok peşimde var. Ya ben siklemiyorum onları. Bana kaç tane garı dedi. Abi bir tane garı vardı. Doktor. Abi garı başa beni siktiydi. Yok dedim mesela.
Niye? Bence bir deneme. Yok baba ya. Dediğim gibi yani. Ben duygusal anlamda bay olması gerekiyor yani. Ben karıma çalıştığım gibi başka karıya çalışamam yani. İşte ben de öyle oğlum ya. Tamam işte duygusal bağ. Sen karıyı alamayın. Siklemiyorum sana zaten. 10 gün, 20 gün, 1 ay beraber geçir onunla. Vakit geçir diyorsun. Zaten zamanla tabii işte vakit geçirecek şu an. Sonra zaten zamanla bir şeyler olur. He bak bu zaman içerisinde de karı senin üstüne hemen atlarsa onu da bırak. Diyeceğim ona ki in lan arabadan in. Diyeceğim ona kucağımdan in diyeceğim ona. Ama üzüldü seni kalk yürü. Hemen o kadar buna. Onu siktir edeceksin ya. Bir ay. Bir ay garıyı dene. Bak bakalım ortak zevkler var mı? Ne istiyor senden? Anladın mı? Senden alabilecek çok şey var. Her şeyi alırım. Anladın mı? O kafada yaklaşıysa siktir et cover amına. Ama bir şey senin için iyi olacak. Bilemeyiz yani. Denemekten zarar gelmez diyorsun. Katılıyorum. Garip bir kere bu. Gerçek garip yani. Garip. Dikkatli etmek lazım yani. Ben kadın milletine şeytan olarak bakıyorum Yaşar. Yani ben de öyle bakaydım yani eskiden. Benim akzabatlı bir garı vardı çok sevdiğim eski kız arkadaşım vardı. Tam şeytandı. Ama neydi Amerika'ya adı? Gittim. İsim vermem. Yok veremem. Varım ver. Yoksa ben vereceğim. Yok yok. Ama bak Mimo'dan amına koyayım bir evlendim. Gerçekten. Yani hayatımı yaşattı bana ya. Ne diyorsun ya? Ben onun sayesinde bu şekilde geldim. Tabii canım. Yaşar şimdi burada problem ne biliyor musun? Yani şimdi şöyle düşün bak Efezan. Amına koyayım. Teker gibi bir garılan benim ne işim olabilir anladın mı? Yuvarlansa akşama kadar döner. Öyle bir garılan benim ne işim olabilir? Ben filinta gibi bir erkeğim yani. Tamam evet. Burnum büyük olabilir ama alımlı bir adamım anladın mı? Evet çekici bir herifsin. Evet. Mimi öyle değildi. Kötü almış değirmen taşı gibi. At mısırı un yap. Anladın mı? Şimdi yani, şöyle bir problem var. Biz Yaşar'ım. Sevdiğimizi alamadık. Aldığımızı sevdik. Bak şimdi şöyle bir sıkıntı var biraderim. Benim çocuk var 5 yaşında. Ne çocuk mu? Allah. Ne diyorsun ya? Vallahi. Şimdi anasını buradan mı? Tanıyor muyum anası? Nerede? Hangi nerede anası? İşte anası o bahsettiğim vatandaş. Çocuk nerede? Trabzon'da. Amana koyayım çocuk Trabzon'da için siktir et. Zaten gariye sen bunu söylersen eğer gari seni bundan kabul ederse bundan eder. Etmese de siktir et. Ya senin kaybedecek neyin var ki amana koyayım? Hiçbir şeyin yok. Ya de ki bana kaybedecek çok şeyim var. O zaman koy amana karının ya. Arada otururuz adam gibi. Hep bütün adamlar sohbet eder o ki. Agalarla değil mi? Agalarla. Aynen öyle. Aa öyle oğlum ben de bu kafadayım işte ya. Ben de bu kafadayım Yaşar. Sikeyim garıyı oğlum. Garıdan ne yarar gelmiş ki yani. Agalarım var benim ya. Agalarla sohbet ederiz, olmasa tavuk pilav yeriz, bençe yatarız, ne bileyim idman atarız. Bu kadın dediğin ne katacak oğlum sana hayatın boyunca? He? Senden yani, götürecek sadece ya. Yok tribi, yok kıskançlığı, yok osu, yok busu. Onunla görüşme, bununla görüşme. Benle ilgilen. Baba ne gerek var amına koyayım ya? Ne gerek var böyle şeylere ya? Doğru. O da doğru. Bence siktir et. Oğlum sana bir kadının yeter oğlum. Aynen öyle kardeşim. Bir kadının getirdiğinden çok götürdüğü vardır kardeşim bu hayatta. Anladın mı? Ben mental game. Bunu kimseye anlatamıyorum ve şunu kesinlikle bak tekrar ediyorum ki bir insan hayatta bir kişiyi sever. Ben böyle düşünüyorum. Ne diyorsun? Doğru diyorum. Şimdi sen o Mimi ile evlisin. Yani. Ama hiç aklına gelmiyor mu Akçabatlı? Akçabat. Tabii işte geliyor. Gelmez olur mu? Geliyor tabii yani. Yani aklındakinden evlenemiyorsun işte. Anladın mı? İçeride hep kalıyor yani. Bir gece oturuyorsun koltukta. Ama bak şöyle bir şey de var Yaşar. Şöyle bir şey de var. Düşüyor yani aklına.
Bak şöyle bir şey de var biraderim. Mesela birini gerçekten birini sever diyorsun ya. İkinciyi yani başka birini de sevdiğin zaman bir öncekini ben hiç sevmemişim diyorsun. Böyle de bir gerçek var yani. Bir tık yol açmak mı lazım ya sanki he? Şöyle de bir gerçek ver bak. Tamam, aklında biri var. Birine de umut veriyorsun. Umudu verdin. Onun günahına giriyorsun. Yani onunla da bir beraberlik içindeysen. Gariye yazık. Şu o anlarsa bile Konu senin yazdı ya. kafandakini. Hepten boku yedin yani, anladın mı? Hiç o günaha da girmeye gerek yok. Evet Yaşar. Yanındakiyle Yaşar, aklındakiyle ölürsün Yaşar. Aynen öyle. Yaşar ne yaşar, ne de yaşamaz. Ne alaka Yaşar ha şimdi ya? İşte ben bir yaşayan ölüyüm, anladın mı? Aklımdakiyle yaşadığım için. Anladın mı? Aynen. Peki ben de aklımdakiyle mi yaşayayım yani şimdi? Bana da bunu mu öneriyorsun? Aklındakini çıkaramayacaksan aklındakiyle yaşamaya devam edeceksin. Buna da mahkumsun kardeşim. Yanıma da kimseyi almak istemiyorum bu nedenle. Haksız mıyım? Haklısın tabii ki diyor. Kimse de sana diyemez yani. Ben Niye başka ya, niye siyasete yapmayasın diye ben. atılacağım için bundan sonra Siyaset mi? Lan ne diyorsun ya? tabii oğlum başkanlığa adayım 2027'de. Tek görevim halk. Beni Halkı Hazine ve sikeceğim. Maliye Bakanı yapar. O burada tutmaz. 2027 başkanlığına adayım. Ben sadece siyasetle ilgileneyim diyorum ya. Hey Yaşar, karı kız bana göre değil ya. Yani benim Ankara'da çok nüfuslu arkadaşım. Yani sen bilirsin, siyaset işi biraz karmaşık. Ya siyaset adamı, orospu bir adam işi. Sen orospu musun yani? Doğru diyorsun Yaşar ya. Eğer yapacaksan tabii ben saygı duyarım kardeşim. Benim için sıkıntı yok tabii. Bu senin işin. Ama Yaşar başın sokağın gama insan. arafil boyu 26-12. Dersen ki ben seni Hazine ve Maliye Bakanı yapacağım. Tamam kardeşim. Ben seni O... Hazine ve Maliye Bakanı yapacağım Yaşar. Bak ben sana oy çalmaz. Hiç sıkıntı yok. Sandıkların yerini söyle. Çalarız. Daha önceden de yaptık yani. Valla ama insan da istiyor mesela. Ulan düşünsene hani bak 2020, 2018'de, 2019'da İmamoğlu nasıl eşiyle çıktı ama kazandığında. İnsan da öyle bir şey yaşasın istiyor yani. Hani her Değil başarılı mi? erkeğin arkasında bir kadın vardır ya. Öyle birinin elinden tutup böyle birlikte oraya çık. Ah lan. Oğlum öyle haykıracaksan gençliğimiz var diye ben senin yanında gargılığına girerim amına koyayım. Ya yapacağım tabii gençliğimiz var. Diyeceğim Ha, bunları. kravatı muravatı çıkaracaksan ha öyle böyle ben senin yanında abi, sakalı kes, saçmaz bir şeyler yapar ayarlarız yani kıyafet miyafet. Ben olur mu yanında karı? Bazen diyorum ki Yaşar. Sık kafana oğlum Efecan. Kurtar bu dertlerden. Ben sana şöyle söyleyeyim. 6 aydır düşündüğüm tek şey kafama sıksam da kurtulsam. Başka bir şey düşünmedim. Ha, bugün şehire indim. Yarın belki kafama sıkarım, ben de bilmiyorum. Ama Recep'le de konuştuk. Abi dedi bunun bir faydası yok. Ben dedi 10 sene kafama sıkmadım abi. Benim sana tavsiyem sen de kafana sıkma. Hem kafana da takma yani, anladın mı? Yok kafama taktığım bir şey yok da böyle muhabbetler olunca geriliyorum. Yok işte o beni seviyor, bu beni seviyor. Ya sevmeyin oğlum. Ben sevilecek bir adam değilim ki amına koyayım. Yani sen sevilecek bir adamsın aslında tabii. Amına koyayım niye sevilecek bir adam olmayasın? Yanındakiyle yaşar, aklındakiyle ölürsün ama Yanlış düşünüyorsun. Çok yanlış düşünüyorsun yani. Niye sevilmeyesin amına koyayım? Aklındaki için kalbindekini öldürmeye değer mi Yaşar? Bunu bir düşünelim. Efendim Şahin'im. Alo. Nasıl bir söz Efendim oğlum? Şahin'im. Aklındaki için kalbindeki. Zaten Selamünaleyküm. aklındakilerin kalbindeki aynı Aleykümselam. amına koyayım. Merhabalar. Canlı destek miydi acaba? Buyurun.
Sen telefonun var şarkı şeyi ben bir işim. Taşakların patladı ama. Süresi bitmiştir uzatmak istiyordum. Benim işim olmaz öyle şeylerle. Ben sizi bir arkadaş var Çekmeköy tarafında. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Yeni nesil meyhane mi? Buyurun. Bir rezervasyon yapmak istiyordum. 3 Ocağı. Buyurun. Varsa yeriniz böyle bir 8-10 kişiye kadar. 8-10 kişiye kadar 3 Ocağı. Evet. Evet. Yani sığarsanız olur. Tabii. Mekan neredeydi acaba? Neredeydiniz? Bornova. Nasıl yani? Nereden sizi arıyorsunuz? Türkiye'den değil mi? Yok hocam. Los Santos'tan. Ha, yerimiz full full full. Ha, anladım. Anladım. Tarihlerde full. Şu an anlık olarak neredesiniz? Ben mi bulayım? He. Kırmızı Otopark'ın çatısında Yaşar'la sohbet ediyoruz. Oo. Eyvallah arasını ekibe bak. İntihar ediyoruz mu ona göre? Edeceğiz inşallah. İyi tamam. Tamam gel hadi. Geliyorum. Hadi. Hadi. Chat. Niye böyle oldunuz ya? Şey mi şu mu beyler şu mu? Şu mu? Bana söylemek istediğiniz bu mu? Bu mu? Bu değil ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Son bir şarkı kardeş. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Eşer Bey ne yapıyorsun? İyi Şahin'im. Senden ne haber? Görünmüyor çıkmışsın abi, gözün aydın. Sağ ol abi ya. 2 ay oldu. Olmadı. Ne diyorsun ya? Ne zamandır olmadı, sen şeyde, olmadı. İçerideydin? 2 ay oldu. 3-6. 5,5-6 ay yattım. 1,5 aydır dışarıdayım desem. 8 aydır piyasada yokum. En son 8 ay önce görüştük. Ben de 6 aydır yokum. Ne yapıyordun abi? Saç sakal. Daha da zor oluyor. Aşka inancım yok onu görene kadar. Aşka inancım vardı o gidene kadar. Ananı sikeyim ne diyorsun? Hala kabı da. Ananı tweetlerim birader. Dağdan indim bugün. Aşka inancım vardı. Niye dağa gittin abi? Onu görene kadar. Kafayı sıfırlamak için. Aşka inancım vardı. Ha şimdi Efezan kendi kafasına sıkacakmış. O gidene kadar. Boş yapmayın ya. İnancım yoktu. Ölmek istiyorsunuz ben ezeyim sizi. Aşka inancım yoktu onu görene senin kadar. Aşka inancım vardı abi. O gidene kadar. Doğru kim mu? Kim görecek abi? Maskeyle tüm iş halloluyor. Sonra maskeyi taktığımda Palatöve'ye gittiğimde hiçbir şey asafüsü. Son tweetime de bir bak. Yaşar Gama. Gorumu ama. İnancım yoktu onu görene kadar. Aşka inancım vardı o gidene kadar. Sana da gelsin şairim. Aşka yürek gerek anla sana her defa seviyorum ama gitmeliyim. Benim de aşka inancım yoktu gözlerine bakana kadar. Ne diyorsun ya? Ama o bakışlarını çevirdi. Ne diyorsun oğlum ya? Aynı kaderi mi yaşıyoruz lan yoksa? Kaderimde bu da mı vardı? Ya ne arayacağım ya amına koyayım? Başkalarıyla. Allah Allah. Ay ay. Yaşar. Efendim. En son bir şey istiyorum Yaşar. Çek o tabancayı. Sek kafama Yaşar. Onu ben yapmam. Sıkacaksan kendi kafana sıkarsın. Ama bu silah belliğin çıktı mı patlar kardeşim.
Biz kendi kafamıza sıktık Yaşar 6 yıl önce amına. NSX. Diyorsun ki feryadım yaşarken ölen neresin ama? Aynen öyle kardeşim, aynen öyle. Ne ben arayayım mı burada? Drafter. Drafter. Yani arasan ne diyeceksin ki ona? Harbi amına koyayım. Yok oğlum ne diyeceğim kız amına koyayım arasan bile ya. Şey desene arasan da artık zor geç. Heveslerim geldi kursan da. Amına koyayım bu şarkı. Lütfen uyanma. Bu şarkıyı böyle dinlemek hiç istemezdim ya. Arasan da beni çok geç. Geçirdiğimiz günler aklıma geliyor ya. Kardeşim benim. Siktir ki sevmedim de ben de seni sevdim diye cevabı. Ara çağır buraya gelsin. Bence ne yap biliyor musun? Ara çağır tamam mı? Binin burada arabaya beraber. Ha dibe gidin arkaya. Tam şu arkadan bas gaza. Ha, arkadaki rampadan uçun amına koyayım. Kızı niye öldürüyorum amına koyayım? Doğru kırık kara ölür. Doğru. Denemiş olursun. Belki tam rampaya gelirken atlayacak arabadan bilemeyiz yani. Tam rampaya gelirken ben atlayayım karı geçsin amına koyayım. Aa evet amına koyayım kurtulmuş oluruz. Cemal kim ya? Kim amına koyayım? Nasıl işin? Kemal gibi. Cemal. Canı sıkılan Cemal. Garip garip isim koyuyor amına. Ne yapmak istiyorsun? Var mı kafanda bir şey? Şunu bırak şimdi şeyi de. Bekle şimdi bu işin içinden başka türlü çıkamayacağız. Hangi kızdan bahsediyorsunuz? Vera sönme, Allah sönme öyle bir şey diyor. Celasun'dan bahsediyorsunuz. He Celasun. Puh sana yazıklar olsun. Celasun'dan bahsediyorsan çıkar silah ilk önce benim bir şey bana acil bir yalan bulmanız lazım şimdi. Agalar masasındayız. Ben aradım kız dedim ki puf sana yazıklar olsun dedim kapattım amına. Şey Celasun şey. Kuzenim aramış. Ceyhun'u arayacaktım da yanlışlıkla Celasun'u aradım da. Hayır oğlum. Celal'ı arayacaktım da Celal. Ben miyim? Jamal. Jamal var ya Twitter'da onu arayacaktım da. Seni aradım yanlışlıkla. Celasun, Jamal. Aynıyız. Celasun, Jamalsun. Diyeyim bana Celasun haber ya. Ne diyorsun ya? Davet edeyim yani. Bence davet et. Bak şaka yapmıyorum. Buraya davet et. De ki Celasun, Celasun. Ha orada köşede konuşun. Bence konuşun. Konuşmaktan olur bu iştir. Abi ne konuşayım amına koyayım? Ben kıza ne diyebilirim ki? Ne diyeceksin amına koyayım? Kafan bana dediklerini ona da diyeceksin. Anladın mı? Bir insandan amına koyayım iki aya da nasıl bu kadar aşık olabilir bir insan bir insana ya? Bir ayda. Olamaz zaten. Olamaz. Ya ben de sana zaten o yüzden dedim ya en başında amına koyayım. Bu gari seni deneyi işte. Peki başka bir şey için isteyeceksin anladın mı? Bunu anlaman için. Yani bir ayda ne amına kodurdun? Bir ayda kudurdun. İmkanı yok. Sen ara onu. Çağır buraya. Ne istiyorsun de? Nedir oğlum senin sıkıntın değil mi ona? De senin problemin nedir ya? Ne anlatıyorsun ya? Ne istiyorsun? İlk görüşte aşka inanır mısın? Efendim Bahattin dayı. He. Efendim dayı. Ne yapayım oğlum? Dayı bu işi bir tek sen çözersin. Kırmızı otoparkın çatısındayız. Benim akıla ihtiyacım var. Ne olur gel ya. Yalvarırım gel ya. Dur tamam geliyorum. Beço nerede? Buralardan Beço. Bilmiyorum ki. Akıldan üstündür. Tamam dur geliyorum 2 dakika. Hadi kapat. Allah bekliyorum hadi ne olur ya. Hadi. Beço'yu da arayayım. Alo. Beço'yu da arayayım. Agalar toplansın.
Kız söyledi evet. Deli gibi aşığım falan dedi. Hayır oğlum. Kıza dedim ki İroni mi? Halini hattını sorayım diye aradım da Efecan'la konuştun. Efecan'ın yanındayım. Nasıl tamam. Nasıl İroni amına koyayım ya? Dayı fazladan pompalı verse getirsene ya. Uzaktan böyle bize ateş et. 9'lu öyle. İroni ise niye tartışıyoruz oğlum? Mal mı? Mehmet ananı sikerim Mehmet. Benim mi tanıdığım vardı, ismi neydi ya? Tamam ironi okey. Yarısı ironi diyor, yarısı ironi değildi diye amına koyayım. Yok aynen amına koyayım. Baroni amına koyayım. Galatasaray'ın eski topçusu. Yoluma çıkma üzerim. Yaşar dayı ne yapıyorsun ya, uzun zamandır görüşemiyoruz. Amına soktuğum, bir saattir ne anlatıyorum ben sana. Hayır başka ne abi? Niye tamam çözeceğiz bu mevzuyu. Sebe. Bahattin dayı gelsin bu mevzuyu çözeceğiz. Gideceğiz konuşacağız. Ya öyle bir şehre indim. Ufak işlerimiz vardı. Amına koyayım. Dağdayız da vergi borcu duruyor. 15 ton lan. Ne o onları ya? Onları ödemeye indim. Para var ya. Bir dolar. Allah'ın lan işte kefen parasını verdim. Dayı kefen parası dayı. Nasıl olacak dayı bu işte ya? İşte yoktu. Ne edermişi bilmediniz daha. Ölenle, adamı zorluğa koşturmadım. Havadan oldu dayı, havadan. Dedim havadan. Olur ya, şeyler nasip ya, yok yani. Yormasana dayı. Nasip oldu mu? Karbanın üzü ne zaman gülür ki amına? O ne lan? Karbanın üzü gülür mü amına? Tövbe yarabbim ya. Şey değil mi lan kimsesiz? Kimsesiz eksik. Bir pusatı eksik. Douglas'ı konuşacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayı. Dayı şüperi çıkarsana yakışmamış. Yok güzel olmuş, güzel olmuş. Aleykümselam. Hakan Balamıyor. Bu kim amına? Sen kimsin lan? Ben Yaşar Kama. Sen kimsin? Bu çirkinlikten tanımam lazımdı zaten senin Yaşar olduğunu. Haklısın, ne diyeyim sana ki? Neredesin lan? Ne oldu? Siz ne bettirip böyle? Hayırdır? Bettirip genel yok ya, oldu. tartışıyoruz. Bettrip derken dayı ismi vardı. Bet falan. Ne diyor lan? Lütfen ne dayı, bıraktık lan? O işte. Yatak. Ne diyorsun oğlum ya? Dayı şimdi ne, şöyle bir mevzu var. Binde dayılarım bakalım, beraber tartışalım. Evet. Şimdi bu Celestina birkaç gündür böyle trip mirip atıyor kendi kendine. Aradım dedim ki hayırdır lan dedim, sen dedim ne sıkıntın var benimle, yanımdan geçiyorsun selam vermiyorsun, yanımdan ayrılmıyordun falan diye. Ondan sonra bu bir şeyler dedi. Yok işte sana söylemediler mi? Ben sana çok aşığım da öyle de böyle de falan da filan da. Allah Allah. Ben de aşığım sana. Oscar'a arada aşık oluyorum. Yaşar'a biraz. Şahin'e ucundan. Ya oğlum. Bunun sonucu ne oluyor? Allah işte. Tripe mi girdin sen de beni seviyor muhabbeti yapıp? Hayır oğlum. Beni seviyor değil. İroni mi yaptı? Bir sıkıntısı mı var? Yorum alıyorum. En son zaten arayacağım. Diyeceğim ben anlamadım tam olarak. Ne derdin ne senin diyeceğim ya. Şimdi şöyle. Okey tamam, bir şeyler hissediyor anladığım kadarıyla. Karşılıklı mı peki bu? Hayır. Bitti o zaman oğlum. Kendi sorunun cevabına kendin cevap veriyorsun anladın mı? Kendi soru soruyorsun. Cevabı kendin veriyorsun. Bitti. Hayır ironi de yapmış olabilir kız yani hani. Tamam bu tarz şeylerin ironisi yapılmaz yani şimdi düşünsene. Hayır şimdi ben genel olarak kötü davranılıyor kıza. Bahattin dayı da dahil. Ben herkese kötü davranıyorum. İnsan seçmiyor. Öyle yani. Bilmiyorum. İroni de yapmış olabilir. Taşak da geçmiş olabilir. Ciddi anladığım de olabilir. Anladığım kadarıyla kıza üzülüyorsun. Onu üzülüyorum. Fark ettim. Üzülüyorum. Evet. Üzülüyorum. Şimdi şöyle Efecan. Okey. Kız bir şeyler hissediyor. Sen de kıza üzüldüğünden ötürü görüşeceğim gibi bir cümle kurmadın ama öyle bir hissiyat alıyorum şu anda. Bana kalırsa yapma. Çok daha beteri olur. Anladın mı? Sonrasında kendin onun tarafından bir sıkıntı gördüğünde bu sefer iki misli, üç misli kıza karşılık vermeye başlayacaksın. Haberin olsun. Çünkü nasıl karşılık? Karşılık dediğim, hani sallıyorum, senin hoşuna gitmeyecek bir harekette bulundu. Hı. Anladın mı? Anladım. Yani o harekette bulunduktan sonra sen bu sefer normalde sevgi ne haber?
örtmeseydin anladın mı ortadaki durumları, sıkıntıları. Evet. Sen bu sefer bir sevgi duymadığın için o örtbas etmeyeceksin. Daha da fena anladım. Karşılık vereceksin. Bana kalırsa çok tutulma. Bu kadar basit. Uğraşma diyorsun sevmiyorsan. Ya sevmeye çalışacaksan uğraş. Ama öyle bir şeyin yoksa uğraşma. Bitti. Anladım. Beni tanıdığın için çok güzel yorum yaptın. Ama nasıl okuyorum? Saatlerdir aynı şey diyorum sana. Ama şimdi o benim uğraşmayacağımı da biliyor ya. Bitti. Ne ben onu bilmiyordum evet. Sen nerelerdesin? Senin ben sıfatını sikeyim ya. Öldün mü ben kaldın mı belli değil. En son senin ağzını bunu kıracaktım. Ben unuttum onu. İşte 6-7 aydır tepelerde dolanıyorum işte. Allah seni kahretmesin. Keçi, anlatırım bir gün otururuz. Şey vurmayaydı seni dağdan aşağıya gebermeyeydin şerefsiz. Dağda kıyamet kopaydı zaten amına koyayım. Akşama kadar dünya mermi yakaylar orada. Tamam, o gün gelse beni vuracak amına. Niye vuruyorsunuz onları? Vallahi Efecan'cığım. Bu maddeler genel olarak böyle. Peki her insanın iyi kötü bir erkek arkadaşı diyorum amına. Kız arkadaşı olmuştur. Gay var mı bilmiyorum ama erkek arkadaşı da diyeyim. Olmuştur. Yani amatör insanlar değiliz. Belli noktalarda birbirimize destek olabiliriz tabii ki de. Fakat seni iyi tanıyorum. Onu da ümit değildir bana adam mı? Gerek yok. Çapkın adamsın oğlum. Beço da öyle. Senelerde tanıyorsun yani. Ben nasıl çapkınım dayamına koyayım ya. Ben eskiden çapkındım. Bir sevdaya bulaştık amını sikeyim ya. Ne desem boş. Çok yorum yapmıyorum konu hoparlörünüz var mı yanınızda? Arabanızda bagajınızda. Araba arabaya bağlan Bluetooth'tan. Yok. Araba var. O şey var ya. Boombox. Ha yok o bende. Yok ya ben onu kullanamıyorum biraz. Vallahi ben arabadan açacağım. Arkadaşlar bu iş bana dert olacak. Şimdi. Şarkıyı aç. Ben arayayım. Gideyim konuşayım. Mesela şarkı açarım biliyorsun. Güzel playlistim vardır. Nasıl bir şey istiyorsun ama onu söyle bana. Dayı şey versene şey. La ne yapıyorsun? İyi de ölüşüyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi bir gelim de yüz yüze konuşalım. Neyi konuşacağız? Sıkıntın neymiş onu bir çözelim. Ben sana benim sıkıntımın olmadığını ve gereken cevapları söyledim zaten. He konuşmak istemiyorsun yani. Tamam gidelim vuralım ana. Ben seni anlamıyorum artık. Saçmalama yani, Yaşar. Mesela şu an neyi konuşacağız Efecan biz? Ben senin dediklerini de anlamadım. Orada Yaşar konuşuyordu yanımdan. Dediğin hiçbir şey anlamadım. Bir sıkıntım var ama sıkıntının ne olduğunu anlayamadığımdan mütevellit. Yüz yüze görüşelim konuşalım ha, bu konuyu. O zaman konuşalım ben sana açık açık her şeyi söyleyeyim. Zaten anlayacaksın benim ne demek istediğimi veya neden neye kızdığımı veya neden bu şekilde davrandığımı. Tamam tamam zaten. Yüz yüze konuşalım bunları. Tamam, ne konuşabilirim? He? Sen, ben tamam, durmayırım kendimi ama bırak uydur yavaş. Söylesin, tamam sen bana konum at ben geleyim hadi. Ben motelin oradaki kıyafetindeyim. Tamam geç bir yere konum at geleyim. Tamam. Tamam. Sen ne güzel giymişsin lan. Ben mi dayı? Çok beğendim terzini. Sen benimle uzun zamandır görüşmüyorsun galiba. Çok da öyle uzun değil. Yolum at. Ne kadar Efecan oldu? Git konuş. Yeah. Valla bir buçuk ay olmuştur. Git konuş çok bakalım değil. Onu. İlk çıktığımda görüşmüşüz de. Halle hareketler. Efecan bir grup bir tarafta bir grup bir tarafta helini bir yerde görüyorum. Kuzgunları bir. Ne bu böyle ya? Herkes farklı tarafta. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ne bileyim ya ben her zaman telsiz aynı yerim. Telsiz var mı desem telsiz namına koyayım diyecek bir tavırda. O zaman ben Yaşar'ı alıp gidiyorum. Yaşar'ı bagajı alırım. Oradan beni dürter. Şu ana kadar en mantıklı akıllı veren Yaşar Gama'ydı. Yaşar Gama kor onun namını. Haydi. Hem de şarj edelim 5 dakika telefonumuzu. Sonra arayayım sizi olur mu? Tamam tamam. Tamam hadi. Yaşar karıyı vurma lan. Yok yok. Yani herhalde vurmam bakayım. Haydi görüşürüz. Durmayın ayrıca işinizi bitirin sizle bir şeyler konuşacağım. Tamam bir tamam. Şu işi halledip de gelelim. Hadi bakalım. Yani yolda bir yerde dur da ben arkaya geçerim. Tamam bir şu şarj edeyim de bir şu telefonu bir 5 dakika. Ne konuşacaksın karının?
Var mı oğlum, aklında bir şey? Bak bir şey yok. Doğaçlama ya amına koyayım. Diyeceğim derdin sıkıntın ne? Ben seni seviyorum derse ben de dedim ki ben de diyeceğim ki kusura bakma. Benim o toplarda pek fazla şeyim yok. Saygı duyuyorum. Sen de çok iyi bir insansın diyeceğim. Ama benim şeydeki şu fotoğrafımı şoplattıralım oğlum hadi. Ben kadınlarla takılmıyorum diye o fotoğrafı göster istersen. Ben gay'im diyeyim amına koyayım. Öyle yapacağım ya. Ben gay'im diyeceğim. Şu telefonu gel 2 dakika şarj edeyim. Yapma mı? Ya git amına koyayım. Yok yok beyler yok. Demiyorum. Dene tamam denedim olmadı. Son bir şarkı kardeş. Son bir şarkı. Söyle canım, neden? Tamam o zaman. Alın. Hadi gidelim Yaşar. Ha, gideceğimiz yer yakınsa ben arkaya bineyim hemen. Dur bakacağım şu telefonu alayım da orada unuttum. Buna koyayım. Sen bu kafayla nasıl yaşaysın ya? Telefonu orada unutmuş. Oğlum amına koyayım alamıyorum. Nasıl alacağım lan telefonu? Sen dur bekle bagaja geç. Ben sana duyuyor musun lan beni? Duyuyorum, aradan duyuyorum. Tamam, ben sana bağıracağım buradan. Yani çok telefondan telefondan mesaj at. Tamam. Telefondan mesaj at. Tamam tamam. İki cihanda aşkı. Karının yanında bu şarkılar söyleme. Değil mi? Valla doğaçlama gideceğim. Tarih hayatını tek bir kadına adamış Efecan Durgun'u yazacak. Görürüz. Kesin yukarı amına koyayım. Ben yanlış geldim. Çağırdığı yere bak. Aman abi. Şşş sessiz ol. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ne yapıyorsun kral? İyi sen? Allah'a şükür uğraşıyoruz. İş güç. Yaşar'ın kafası gibi. Nasıl İyi. Aynı bildiğin gibi. Öyle sen arayınca öyle konuşunca ben bir sinirlendim dedim. Bir derdi ne bunun? Bir sıkıntısı ne acaba? Anlattığımdan ne anladın? Hiçbir şey anlamadığım için yüz yüze konuşalım dedim. Sen de yani. Anlasam zaten hayır, anlamış olurum. Hayır. Ben ne aradım peki? Senin bir sıkıntın mı var diye yanından geçip giderken selam vermiyorsun falan filan diye mesela. Çok normal. Sürekli arayan, mesaj atan, götümden ayrılmayana ne oldu diye. Sen neyin var diye sordum. Doğal olarak. Ben de sana dedim ki hani
Bana dediklerine göre ben senin götünün ayrılmıyormuşum. Ben senin için koşuyormuşum. Kim diyor ya? Senin için cosplay yapıyormuşum. Senin için böyle yapıyormuşum ya hani. Ben de hani şöyle diyeyim sana Efecan. Bir mesela sen şimdi ben senin arkadaşım olarak görüyordum. Normal takılıyorduk, ediyorduk. Okey, yazıyordun. Evet. Ben seni arıyordum falan filan. Okey. Gayet de güzel eğleniyordum. Evet. Sonra hani ben birine bir adım attıysam, karşı taraf bana bir adım attıysa, hadi dedim ben senden o biz hapishaneye giderken işte şarkı falan dinledik. Evet. Çok iyi. Evet. Olabilecek şeyler falan. Tamam. Orada ben dedim ben acaba bak açık açık da söyleyeyim hatta. Dedim ben Efecan'dan hoşlanıyor muyum acaba diye kendime soru sordum. Dedim sonra ne alaka var? Ne alakası var dedim. Hani benim için birine aşık olmak, birini sevmek, hani bu bir hafta, iki hafta, üç hafta gibi bir cümle veya bir hafta, iki hafta falan olamaz yani, anladın mı? Anladım, aşk evet. Böyle bir şey değil. Bir insan bir insanı bir hafta, iki hafta da sevemez. Evet, aynı şeyleri düşünüyoruz. Hani ben sana şu an aşık olup ölüp bitmiyorum. Evet. Hani şu an seninle benim aramda hiçbir şey yok. Ne ben evet. Sana karşı şu anda bir şey hissediyorum ve sen bana karşı bir şey hissediyorsun. Tamam. Hani benim tamamen düşüncelerim bu şekilde. Sadece beni sinir eden şey, ben senin cosplay'in yaptığımda, sonra bir şey yazdığımda, Twitter'a bir şey attığımda, beni biri gördüğünde gelip senin hakkında bana bir şey demeli. Ne diyor mesela? Ve bir şey soracağım sana. Yani hani sen insanlara sana söylediği şeylerden dolayı bana nasıl tavır alabilirsin? Bu tavır almak değil aslında. Ben sana tavır almadım. Bak geçen gün mesela ben senin evet, yani bir parti için, bak bir parti için ben insanların dediklerini hiçbir zaman takmam. Kimle değil, kimle diyorsa desin. Ben kendime bakarım. Ama şunu düşünmen lazım hani. Bak gelmişim orada komik olsun diye falan filan. Senin cosplay'ini yaptım bugün parti için. Evet. Herkes gelmiş, yok işte Efecan yok şöyle yok böyle. İskeleye gidiyorum, yanıma gelip Efecan şöyle işte sen Efecan sana yüz vermiyor da sen Efecan'ın götünde koşuyorsun. Anladın mı? Ben bu muhabbetlerden sıkıldım. Evet. Sadece hani tek yapmam şeydi yani. Senin arasında aranda bir şey yok. Yani yine gelirim sohbetimi muhabbetimi ederim. Evet. Merhaba merhaba. Hani bu olabilecek şeyler için herkesin için zaten. Evet. Ama İnsanların birazcık daha hani mantıksız düşüncelerini konuşmalarından uzaklaşmak için bunu birazcık kendimi çektim. Tamam. O da gayet normal bir şey. Yani ben sana aşık olup ölüp bitmiyorum şu anda. Ben sana aşığım, seni seviyorum da demiyorum şu anda. Benim tamam. için aşık çünkü bir aya, iki haftaya sığan bir şey değil. Tamam. Sadece ben... Benim suçumu söyle şimdi burada. Bana tavır aldığın nokta ne burada? Benim şimdi suçum ne? Hani, ben seni sadece hani ben sana tavır alıyorum. Hayır ben şunu versin. Anlamıyorum şu anda. Diyelim ki insanlar seni böyle bu şekilde darlamış veya sinir etmiş veya yormuş. Okey. İşte mesela normalde mesaj attığın bir günde niye mesaj atmazsın? İnsanlar seni yoruyor diye bana tavır alman ne kadar doğru mesela? Onu öğrenmek istiyorum. Ya hayır, insanlar bana bunu diyor diye değil. Mesela şimdi şöyle diyeyim sana. En örnek, hadi Bahadayı'dan örnek vereyim sana. Bahadayı senin uzun zamandır tanıdığın, sevdiğin, bayağı uzun zamandır tanıdığın bir insan, değil mi? Evet, ben onun elinde büyüdüm. Dayım o benim. Tamam. Hani mesela bu, ben hani seni tanıyor, beni senin yanında çok kez gördü. Aynı şekilde hani. Ben insanların dediklerini hiçbir zaman takmam ama mesela Bahadayı gibi bir insanın bir şey dediğinde ben mesela takarım. Eğer hani... Çakır'ın dediklerini de takmıyorum bak. Çakır neden? Eğlencesine diyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz, meme yapıyor, geçiyor, gidiyor. Yani ama bazen öyle bir yerde, öyle bir noktalarda diyorlar ki hani insanın kalbi kırılıyor, anladın mı? Anladım. Onlar deyince zaten bana koyuyor bu mevzu. Hani benim için biri gelmiş demiş sen şunu yapıyorsun. Sikimle diyor. Onun da değil yani. Ben takmam. Tamam anladım. Ama seni çok seven, senin çok yakının, senin kaç yılda tanıyan insanlar sana bunu, bana bunu dediğinde ben hani buna kırıldım. Tamam anladım da sonuç olarak senin tavırların o insanlar olması gerekirken bana. Hayır sana beni de bu kırdı. Konu şu. Neymiş? Şimdi ben sana okey ilk başta yakın davrandım. Yani normal takıldık falan filan. Evet. Bir gün mesela güzel takıldık. Ertesi gün mesela sen de aynısını yaptın. Beni gördün mesela diyelim ben ortamdayım. İşte... Görüp geçmeden mesela görmeden geçtin gittin veya takmadın, sikine takmadın, ufak bile bir şey demedin. Tam ben Efecan bu ben istenmediğim hani takılmayacağım bir şey için dedim yapmayayım. Ben de aynısını yaptım. İşte senin yaptığını ben de yaptım, anladın mı? Benim amacım bir şey değil. Hani sen bana emin ol zarar vermiyorsun. Hani ben zaten seni sevmesem, yani takılmayı sevmesem arkadaş olarak da normal olarak da
senin yanında bulunmam. Beni ilgilendirmez yani. Ama hani en sinir olduğum şey bu işte. Ben çünkü uzun zaman oldu bak birini hani böyle adam akıllı seveli, sevmeli falan. Ve benim için kolay bir şey değil bu. Tamam ben anladım, senin için kolay bir şey değil. Ben bunda değilim ki zaten. Seni insanlar... Ben hepsini anlattım işte sana. Tamam. Ben anladım senin dediğini de yine ben istediğim cevabı alamadım. Yani o bana cevap vermedin sen. Şu sebeplerden dolayı sen, ben ne yaptım ya? Sen mi takmadın beni? Nasıl takmadım ya? Takmadın Efecan. Nasıl ya? Tamam mesaj attım, yazdın, okey. Daha ne amınım, daha ne? Bir dakika. Hayır. Ben onu demiyorum bak şimdi. Şunu diyorum ben sana. Mesela diyelim bir gün takıldık ettik, tamam. Dolaştık, tamam. Gezdik, güzel, okey. Tamam. Mesela ertesi gün sen sanki hiçbir şey dememişsin, beni tanımıyormuşsun gibi. Yok yani, ya nerede öyle bir şey yaptım? Ne yalan. Demek yalan. Böyle bir şey yaptın? Yalan değil mesela, anladın mı? Yalan. Yalansa tamam, ben yalan söylüyorum o zaman. Ben bunlara hayatta şey yaptım. Bu kadar yani. Hayır, konuşacak bir şey yok o zaman. Senin şu anda derdin insanların sana benim hakkımda böyle böyle şeyler söylemesi. İşte bu da, bunlar da seni üzüyor yanlış anlaşıldığın için. Ya hani dediğim gibi başka insanların dediklerini hiçbir zaman takmadım. Herkes konuştu, herkes dedi, demedim ama benim üzen şey şuydu sadece. Yani Baho dayının mesela, Çakır'ın mesela tam Çakır'ı hiçbir zaman takmadım. Bak tekrar anlatıyorum sana ama mesela o gün ben hastaneye geldiğimde çok üzüldüm. Zaten Çakır'a da bunu ilettim. O da konuştu benimle. Tamam. Yani artı olarak bir de Baho dayının mesela... Aptal piç! Ben hastaneye gittim, sana mesaj attım hastanedeyim diye. Tamam işte ben zaten seni daha önce gelmiştim. Senin yanına da gelecektim. Seni gördüm hatta. İlerlerken bana direkt mesela orada her olayın arkasından çıkma. İşte orospu çocuğu gibi bir... Oradan hani neden erkeği her olayda varsın gibi bir söylem atıldı. Ben de sinir oldum. Hani ciddi ciddi dedi çünkü orada. Sinir olduğum için ben de uzaklaştım. Dedim hatta sana o yüzden mesaj attım, kolun nasıl iyi mi vesaire diye. Vay ananı sikeyim ya. Yani ben ya sen beni anlamıyorsun ya da ben kendimi anlatamadım. Ama ben açık olduğum yani bu düşünüyorum şu anda, anlamış olman gerekiyor. Tamam ben seni anladım da ben hala ne yaptığımı anlamadım. Benim suçum günahım ne ya? Çok pardon, telefon benim çalıyor. Çok pardon. Sen. Hemen leş gibi kalktı. Hiçbir şey demiyorum yani. Ah yaş. Bu ses nereden çıktı? Osurdun. Okey. İnsanlık hali yani, osurabilirsin evet, ben bunu. Yok insanlık hali zaten, bir şey demiyorum. Şey yapamam ben yani bunu. Şey yapamam. Yadırgayamam bu hareketini. Böyle şeyde. Sıçsaydın keşke. Neyse ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bahsettiğin şeyler seni kırmış olabilir. Ama bu şeyleri çözebileceğin kişi ben değilim. Seni kıran insanlarla hayır, bunu çözmen gerekiyor. Bir dakika lafımı bitirebilir miyim? Az daha konuşursan yani kafayı vurup buradan aşağı fırlatırım seni. Bilmiyorum. Aferin adam ol. Ben sana bir kere senin görmemezlikten mi gel? Ne alaka da senin neden görmemezlikten geleceksem, hiç öyle de bir insan değilim. Geldiysem de özür dilerim, kusura bakma.
benim öyle bir niyetim yoktu. Veya geziyoruz, dolanıyoruz işte arkadaşımsın falan. Ondan sonra seni tanımayacağım. Yani bir insan da değilim. Eğer öyle bir şey yaptıysam ben özür dilerim. Benim eşekliğim ama diğer konuları çözmen gereken kişiler ben değilim. Ve benim hakkımda bir şeye kırılacaksan da darılacaksan da benden duymuş olman lazım kırılıp darılacağın şeyleri. Böyle. Hayır zaten benim senden iki gündür hani böyle üç gündür uzaklaşmadım. Biraz kafa dinlemekte hani birazcık daha kendi olayları anlamak, kafamda yerleştirmek falandı. Tamam da. Sana sinir olduğum konu hani şey zaten bu Çakır'dır, Bahar Dayı'dır. Onlar zaten onların kendi problemleri. Sen onlara bir şey demiyorsun veya sen o gün cosplay'den rahatsız olduğunu falan bana söylemedin. Zaten rahatsız olduğunu da düşünmüyorum yani bir parti için yapacağım bir şey sadece. Ya tamam buna... ister parti için yap, ister hoşlandığın için yap, ister aşık olduğun için yap, ister beni güldürmek için yap. Ne için yaptığının önemi yok. Ben bunu yadırgamıyorum. Ben yadırgamadıktan sonra da benden başka birilerine yarrak yemek düşer. Yani anlatabiliyor muyum sana sıkıntımı? Sen kendini tamam, dinlemek istiyorsun. Tamam okey. İstediğin kadar kendini dinle. İnsanlar sana böyle davranıyor diye istediğin şekilde karar vermek için uzaklaş. Ama gördüğün zaman öyle eşeklik yapıp da selam vermemezdik. Ondan sonra yok işte ben gidiyorumlar cartlar curtlar hoş değil. Anladın mı? Ya buna zaten sana katılıyorum. Ama hani sen belki de fark etmeden yapıyorsun. Bunu sen de çok kez yaptın. Artı olarak mesela bir gün hani sana şöyle diyeyim. Evet sen ben sana sürekli mesela ben mesaj attım her gün sana. Sen bana hiçbir şey yazıp da mesela sen de beni aramadın. Ben seni aradım. Ne ya ben ne anam babamı aramıyorum. Anam babamı. Bana bu benim kendi durum. Ben kimseye aramıyorum. Kimseye değişebilir. Buna bir şey demiyorum. Sadece bir hani kendilik olarak çünkü sen de benim yerine koy kendini. Her şey üst üste geldi. Zaten hani sen bana bir öyle bir öyle davrandığın için ben birazcık evet. Üzüldüm. Daha sonrasında üzüldükten sonra başıma birkaç bir şey daha geldikten sonra işte laf sözdür odur budur. Birazcık daha hani darıldım sadece. Hani benim sana şu anda zaten küs olup veya seninle konuşma gibi bir durumum yok. Burada çocuk çocuk değiliz. Evet. Ben hani sadece bunları söylemek istedim. Yani sen zaten bunu fark etmişsin benim sana hani birazcık daha uzak durduğumu. Sen bunun için konuşma istedin, açıklama istedin. Ben açıklamamı yaptım. Bak benim işte buradaki kaçırdığın ya. Noktada ne? Benden uzak olduğunu anlamışım. Sikime takmasam bunu da fark etmezdim. Doğru muyum? Tabii fark etmezdim. Sus şimdi. Sus. O ananı sikerim. Sus. Öyle. Bahattin dayıyı da Çakır'ı da kimin söylediklerinden rahatsız oluyorsan karşına alıp çok net bir şekilde bu hareketlerinizden rahatsız oluyorum diyebilirsin. Ağzın var, dilin var. Konuşabilirsin. Sorunlarını çözerek zaten, halledebilirsin. Söyleyeyim. Uzaklaşarak hiçbir bok yiyemezsin. Bunları da söyleyeyim, belirteyim. Haberin olsun. Güzel şimdi bir yumruk vuracaksın tamamın tamam, ortasına. Sen kendini açıkladın. Ben kendimi açıkladım. Benim içim de hani rahatladı. Seni bilmiyorum. Ben zaten almam gereken cevapları aldım. Hiç sıkıntı yok şu anda. Yani seninle benim aramda da bir sıkıntı yok. Benle zaten aranda bir sıkıntı yoktu senin. Sen kendi kendine bir şeyler ürettin. Kadın olduğun için. Bu kadınlar kapatılsın bu arada. Buradan söyleyeyim. Bir de gülgün sen. Hepiniz mutfak robotusunuz. Bir dakika şimdi senin karakterin bu ben bunu anladım zaman kaybısınız sen. Bir gün öyle bir gün böyle bir gün öyle bir gün böyle sen birazcık değişiksin ha, bir gün öyle bir gün böyle dediğin hani bir gün nasılım da bir gün böyle bir gün iyi davranıyorsun bir gün kötü davranıyorsun tamam işte Efecan tam işte ben tamam işte bunu artık karakterine bağlıyorum çünkü öylesin yani, anladım onu zaten ona bir şey demiyorum sadece bunları zaten kendi kafamda böyle çözmeye çalıştım dedim. Sonradan anladım senin böyle bir insan olduğunu falan işte düşündükten sonra. O kadar. Ben diyorum evde temizlik robotu var. Kendisi süpürüyor. Tuşuna basıyorum. Mutfakta kendisi yemek hazırlıyor. İçine koyuyorsun 20 dakika kendisi pişiriyor. Tabaklı çıkartıyor. Ben kadınlara ihtiyaç duymuyorum bundan mütevelli. Hepinizin mutfak robotu olduğunu düşünüyorum. Sadece boş trip makinesi olduğunuzu düşünüyorum. İşiniz gücünüz benim agalarımı, erkek agalarımı
yormak olduğunu düşünüyorum. Erkek adam neyse. Her bir yer biliyor. Öldüğümüz doğru biliyormuş. Ben öyle, evet öylesiniz. Ve ben bu tarz konularda agalarımın yanındayım. Bütün kadınlar kapatılsın. Eyvallah chat. Eyvallah. Kalsın biraz. Artık. Hepsinin suçu mu? En azından 3-5 tane kapatılsın da önümüze bakalım. Umarım kapatılır. Öyle o zaman anlaştığımıza göre. Tabii bir problem yok benim. İstiyorsan olabilir. Kapatılsın mı kanka? He, tabii yemek söyle kanka. Bir durum yok zaten. Ne yiyeceğiz? Bak da ayarla aynen. Yok pardon. Kayın osurdum, korktum ora. Çok fena korktu ya. Evet. O zaman sorun yoksa ben gideyim. İyi, görüşürüz. Sen ne yapacaksın burada? Mal gibi karşıya mı bakacaksın? Yo, arabaya binip gideceğim. Niye bakayım karşıya? Ben konuşmaya geldim buraya. CH kaç? Ne oldu? Hiç. C3 ile porkas. Ah be dertli Efecan. Nasıl yani? Dertli Efecan derken? Öylesin. Ben... Derdi kendine çekiyorsun. Dertlisin. Dert. Her şeyin dert. Dert evet. Sorun mu var? Ben dert çekmeyi seviyorum ama yani çekeceğim derdi de kendim belirlerim. Babamı silerim bir anda. Diyorsun. Aynen öyle. Ne olabilecek şeyler, kişisel meseleler. Ne? Olabilecek şeyler diyorum. Kişiden kişiye göre değişebilir. Değişir. Neyse. Ben gideyim o zaman kral. Biri de bundan sonra benim hakkımda sana bir şey sorarsa ilk bana sor, olur mu? Ya sana sorarım artık olarak zaten pek takmıyorum artık ya. Bana ne amına koyayım. Kim ne derse desin, ben kendime bakıyorum müsaitten sonra. Allah Allah! Tabii. Gitti misin oğlum? Öyle. Biraz geç kaldın sanki buna. Yo, geç kalmadım. Amina koyayım. İyi o zaman. Kendine iyi bak. İyi, görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Deli amanım. Deliyim ya, deli olmayı seviyorum. Hastasın, kabul et. Ver biraz. Ne açsak ya? Acıklı bir şarkıyla buradan çıkmamız lazım. Analistçiyim. Arkada teyp. Amına koyayım. Sessizce kılıyor bu. Çık bagajdan. Çık. Ben çıkayım artık buradan. Amına koyayım. Bırak bana şu an onun kafasını. İki dene sıkayım. Ama nasıl konuştum Yaşar Usta? Çok iyi konuştum. Çok iyi konuştum. Oğlum senin evet, gözlükte kral, loca kral mı yazıyor amına koyayım? Evet. Loca kalbimizde yaşıyor oğlum. Nasıl konuştum kral ama delikanlı gibi söyle. Çok iyi konuştun kral. Ama bundan sonra hayat mottom ne biliyor musun? Ne? Neydi o Arafil boyu? He şey. Efendim Efe canım. Dayı işim bitti. Ya, Twitter'a. Neydi? Tamam nerede? Sen nere dersen oraya gelirim. 5 dakika yer yerdeyim. Tamam. Exe üstü. Tamam geliyorum dayı. Harika. Yaşar benle. Olsun canım. Tamam hadi.
Yanlış anlama, sorayım da ne olur ne olmaz, anladım. Belki özel bir şey diyecektir yani. Tabii ki kesinlikle yani olabilir böyle şeyler. Gari Keşke gardan bura oraya kadar benzin yaktık ama yani benzinin parasını alsaydık yani. Sadece başka işte. Yanlış mıyım amına koyayım? Boş karıştı. Hiçbir haklısın, şey konuşmadı. Haklısın, haklısın. Bu arabada su yakmayın yani. Yani oğlum amına koyayım. Oraya kadar boşuna mı kilometre yaptık? Bir de kilometre de yaptık bak. Motoru da eskidi. Tabii canım. Motoru da eskidi bu arabanın. Geldik gidiyoruz, bu kadar anlayamadık gitti ya. Vallahi billahi. Kadınlar kapatısı falan dedim, orayı duydun mu? Ben her şeyi duydum. Keşke bu arada arkadaşlar saydım. Kadın izleyicilerime sesleniyorum. Nadir, tamamen Efecan Durgun'un görüşleri oldu, bunlar. Oldu, nasıl geçti? Konuşma. Yoksa kadınlar çiçektir yani. İyi valla. Konuştuk. Sana biraz sinirli. Ha, kalbi ki kırılmış. Geçer. Bana sinirli olmayı, beni sevmeyi bir ton insan var ama rakip. Umarım bir gün severler. Umarım. Çok ilgilenmiyorum insanların sevip sevmediğini. Benim sevmesi gereken insanları seviyor. Neyse. Evet dayım. Şimdi şöyle. Kar kız muhabbetini bir kenara koyuyorum. Koy dayım. Fark ettiysen ben de Beço gibi biraz böyle bir konfor alanına çekilmiştik de idim. Evet. Çok bölünmüşüz Efecan. Fark ettiğim kadarıyla. Bölünmemizin evet, normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü illegal işte ben bakıyordum. İşte evet, lider seninle Beço'ydu. Evet. Böyle olunca biraz sıkıntıya girdik. Şimdi Beço'yla iletişime geçeceğim. Seninle de konuşayım. Evet. Ekip 3'e 5'e bölünmüş. Ben böyle olmasından nefret ediyorum. Evet. Bu durumu dedim ya, mental reset alıp geldim ben. Benim evet, biraz erken oldu. Beço daha resette. Evet. Ben toparlama sürecine girmek istiyorum. Eğer izniniz de varsa, okey diyorsanız. Estağfurullah dayı, buyur. Buyur. Ben de sana destek olurum. Yeter ki toparlayabil. Eğer ki dedim ya, eğer ki isterseniz, çünkü bazen öyle bir yere olur ki hani devam edip etmemek bir soru işareti. Bir sormak lazım. Eğer ki devam etmek istiyorsak, ben o ilk taşın altına elini sokan insan ben olmak isterim. Halledeceğimi de düşünüyorum. Dayı ben sadece sana şunu söylüyorum. Eğer sen tamam, bu şöyle durumun toparlanacağına inanıyorsan Beço siktirsin gitsin konfor alanına. Ben sana yardımcı olacağım. Bak ben bile diyorum ki sana, ben bile uğraşacağım ya. Ben her şeyi salmış ki en başından beri uğraşmayan, ekip mekip sikimde olmayan bir insan olarak ben bile uğraşacağım. Sen buna inanıyorsan ben buradayım. Yönetmeye vallahi hazırım. Beço kendini toparlasın gelsin. O gelene kadar buradayım. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Sana şunu söylüyorum. Ben kendime inanabilmem için sizin yanımda ben inanmıyorum ki. Ben inanmıyorum ki. Yine birilerine bir şeyler olacak. Bu sefer seni kaybedeceğim. Bu sefer Doruk'u kaybedeceğim. Bu sefer Beço'yu kaybedeceğim. Ben bunları biliyorum. Ama sen bunlar olmayacak. Ben burayla da uğraşacağım diyorsan buyur hadi. Bunu üzülerek söylüyorum. Kaybetme zaten bizim işlerin doğasında var. Yani bunu biliyorsun ki belli bir noktada beraber büyüdük diyeyim sana. Biliyorsun yani senelerimiz beraber geçti. Estağfurullah, biz senin elinde büyüdük. Estağfurullah canım kardeşim. Biz beraber senelerimiz geçti. Hani çok insan kaybettik. Çok fazla sıkıntıya girdik. Ama toparlayamayacağımız bir durumun olduğunu ben açıkçası görmüyorum. Kendime zaten güveniyorum. Çünkü çoğu işi yani deneme yanılma yöntemiyle öğrenmiş insanlarız biz. O noktada artık nerede ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Ele almak istiyorum. İllegal tarafı gene tekrardan. Kuzgunlar beni bekliyor. Kuzgunlar sürekli ne olur gel artık başımıza falan muhabbeti döndürdü bugün. Onları gördüm. Onlar bayağı böyle bir toparlanmışlar. Bu tarafa bakıyorum. Bu tarafta hani birisinin elini tutması lazım. Anladın mı bu tarafında? Anladım. Ya diyorsun, yapabilirim diyorsan. Kuzeyli çikolar gelecek. Siz varsınız. Bizimkiler toparlanıyor. Sana şunu soracağım. Osmanlı Harper'ı ekibe dahil etmek taraftarıyım. Fikrini bilmek istiyorum. En son Beço okeylediydi ama ekibe sunmamıştık. Şu an Beço yokken sen varsın. Sana sorayım. Olur. Osman zaten sürekli sizde geziyor. Harper'da aynı şekilde. Savaşta mavaşta da Harper vardı. Öyle. Öyle. Tamam al yani al. Niye olmasın ki? Tamamdır. Çok uzun sürmeyecek. Maksimum
2 hafta 3 haftaya bu şeyi halledeceğimizi düşünüyorum. Zaten insanlar, ben buradayım. İnsanlarla da iletişime geçeceğim sürekli. Sürekli bir toparlanma, insanların şikayetlerini almaya başladım. En başta Şahin'le konuştum. Ama bir Beço'yla ulaşmamız lazım. Çünkü bizim direkt maddi güç de ondaydı ama galiba sana vermiş en son parayı. Silah gücü de onda. Silahları almamız gerekiyor ki ekip para yapmaya başlasın. Silahları bir toparlayalım Beço'dan. Beço dinlensin. Sonrasında bizim çocukların borçları var, onları ödeyeceğiz. Sonrasında ben zaten Jarvis'le iletişime geçtim. Jarvis'le şu işleri bir daha konuşacağım. Eğer ki olursa yapacağız. Olmazsa da artık bakacağız işimize. Yani tamam dayı. Yıkıldık, tekrardan toparlandık. Toparlanmayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. Halledeceğimi düşünüyorum. Tamam dayı, bana uyar. Dediğim gibi okeyim ben. Harika. Bu Yaşar'ın abi nerede o ip ne? Bunun aklı gidip geliyor mu ne? Bu çok aklı Selim gibi durmuyor bana. Kimi sordun dayı? Anlamadım. Yaşar ya. Dolanıyor oralarda, ne yapsın? O da şey işte. Bu muhabbetlerde ilk bir Mirza ile konuşacağım. Para muhabbetlerini ekiplerle yapmasın. Amına kodumun Luis'i sürekli terso yapıyor. Sonrasında bir noktadan sonra daralmış o da. Bu para muhabbetini, Mirza'nın bok yemesini. Hı. Onları ilk bir çözmeye çalışacağım. Sonrasında bir paraları toparlayalım. Bir başlayalım işlerimize, güçlerimize. Ekmeğimize bakalım. Herkes Leyla gibi dolanıyor. Nefret ederim ama yakın. Güçsüz görünmekten ve güçsüz olmaktan. Hiçbir zaman güçsüz olmayı sevmemişimdir. Biri gelip bir şey dediğinde karşılık veremediğim zaman kendi kafama sıkıp öleyim daha iyi amına koyayım. O yüzden böyle olmasından nefret ediyorum. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor kesinlikle. Anladım. Çatıkan bekliyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne diyorsun ya? Aynen öyle. İyi tamam dayı o zaman. Ben okey, anlaştık. Okey. Şahin'im geldi zaten. Ben geçiyorum o zaman. Sen geç. Ben de zaten diğer çocuklarla iletişime geçeceğim. Yarın 3-5 güne ufak bir toplantı var. Katılmak istersen buyur, bekliyorum. Gelirim. Müsait olmazsan da zaten iletişime geçerim gene sende. Tamam dayı. Tamam. Hadi öpüyorum. Hadi. Şu yaşadılar bir selam edeyim. Bana bak. Ruh hastası. Yaşar, bırakayım mı seni, bırakır mı bizimkiler? Bırakırlar, bırakırlar beni. Tamam hadi. Ya, yok. Hadi dikkat et. Nereye? Ben geçiyorum. Nereye tamam baba? Tamam. Dinleneyim bakalım, artık. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, sorun yok. Hadi. Dünkü tayfa toplansın, ben CS oynarım birader. Hadi dünkü tayfayı toplayın amına koyayım, ben CS oynarım. Ogü topla dünkü tayfayı. Herkes varsa ben de varım. Aa, Kaan yazdı oynarım diye. Sen, ben, Kaan. Berke'ye söyleyin. Snaga vurur oğlum, Snaga. Fatal Rhyme Snaga gelsin. O gibi ben, Kaan hazırız zaten. Bir CS'yi açacağım yani. Nasıl yoklar ya? Bana fark etmez yani. Berke'yi çağırdım, geliyor. Evet tamam. Batuhan gelsin. Ya da Kayra gelsin amına. Benim Discord'a gelin, benim Discord'a toplanalım. Ve
Ben CS'ciyim aga zaten. Ben zaten... Ben doğma büyüme CS'ciyim Kaan. Yanlış mı? Benim... Babam CS'nin yapımcısı. Biz chat'le uzun zamandır da başka oyun oynamıyorduk yani. Kaan gerçek senin yayında oynuyoruz farklı farklı.